programımızla karşınızdayız. Bugün tabii açıklamalar peş peşe geldi. Seçimin üzerinden bir ay geçti ama halen YSK'da gözler. İtiraz üzerine de itiraz gelmeye devam ediyor. Bugün AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz konuşmuştu ve seçim sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. Dedi ki 32 soruşturma başlatıldı bu arada sandıkta usulsüzlük iddiaları üzerine. 32 soruşturma başlatılmasını değerlendirdi. Çok daha farklı suç duyuruları olabileceğini şimdiden iletebiliriz ifadelerini kullandı. Bir şeyler oldu demişti hatırlayacaksınız daha öncesinde de Ali İhsan Yavuz. Bu 32 ayrı soruşturma, 3 ilçedeki soruşturmalar ne anlama geliyor? Yani seçim sürecini, daha doğrusu YSK'nın kararını nasıl etkileyecek önümüzdeki süreçte? Bunu bir konuşacağız. Tabii bu arada farklı başlıklarımız da var. Hemen konuğumuza dönelim. 26. dönem, 25 ve 26. dönem CHP Trabzon Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Sağ olunuz. O kadar önemli iddialar var ki. Tabii şimdi, bir şeyler olmuş. Bir şeyler olmuş işte. Bir çok şeyler önemli oldu bu diyor. Bir şeyler olmuş. İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu. Acayip. Fark edemedik demişti daha öncesinde de Ali İhsan Yavuz. Ama sizin dile getirdiğiniz bir başlık vardı. Bu konuşmalar ilk başladığında bu itirazlar. Siz demiştiniz ki YSK Başkanı maddi gerçeği arıyoruz demişti. Bu ne anlama geliyor diye önce bu soruyu sormuşsunuz. Ne demek istedi diye. Yani devam ediyor süreç. Ne anlama geliyor? Şimdi bunun bir açıklaması oluyor mu? Yani hukuksal açıdan evet, ilk gün öğrenelim. İlk gün YSK Başkanı aslında niyetlerinin ne olduğunu, Türkiye'yi nasıl bir sürecin içerisine taşımak istediklerini, ondan bugüne gelen aşamayı da aslında o cümleyle söyledi. Maddi gerçeği arıyoruz. Maddi gerçeği ortaya çıkarmak istiyoruz. Seçim hukukunda YSK Başkanı'nın ne böyle bir yetkisi, ne böyle bir görevi var, ne de seçim hukukunda maddi gerçek diye bir şey yok. Seçim hukukunda çok basit. İtiraz var, itirazın dilekçesi, ekinde de onun belgesi var. Yargıcın önüne, sandık kurulunun önüne geliyor. Belgeye bakıyor, dilekçeye bakıyor. Doğruysa kabul ediyor, yanlışsa reddediyor. Orası kabul etmedi. Seçim kuruluna gidiyor, ilçe seçim kuruluna. İlçe seçim hakimi bakıyor, belge, itiraz dilekçesi. Doğruysa kabul, yoksa yok. İl seçim kurulu aynı şey, yüksek seçim kurulu aynı. Yani itiraz ve belge. Bunun dışında bir mahkeme, araştırma, inceleme, delil toplama, delil bulma, tanık dinleme, bilirkişi incelemesi, böyle bir yetkisi yok. Yok. Ama bunu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bilemeyecek kadar hukuk bilgisinden yoksun bir insan değildir. Bu ifadeyle mi başlamış oluyor aslında tabii, süreç? Her şey bununla başladı. Bunu söylediği gün eyvah dedik. Geçmiş olsun. Hukuk tümüyle AKP'ye teslim olmuştur. Yargıçlar maalesef siyasallaşmış bir adalet sistemi içerisinde dünyada yürürlükte olan ve yargıçların bağımsızlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, ahlakiliği ilkelerine vurgu yapan o bütün mevzuatlara artık nasıl uyacaklar, bu büyük bir sorun haline geldi dedik. Şimdi zaman zaman konuşuyoruz televizyonlarda, ekranlarda. Birçok hukukçunun da ekranlara çıkıp konuştuklarına tanık oluyorum. Çıkıp yasa maddesi söylüyor. Efendim seçim yasasının işte şu yasası, şu maddesi. İşte bilmem ne yasasının bu maddesi. Ya ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki üyelerin altısı Türkiye'nin en önemli yargılama mahkemesi olan Yargıtay'ımızın üyeleri. Diğer beşi ise yine Türkiye'nin en önemli idare mahkemesi olan Danıştay'ımızın en üst mahkemesi olan Danıştay'ımızın üyeleri. Yani bu insanlar senden, benden, bizden çok çok daha iyi yasa ve hukuk bilgisine, adalet düşüncesine sahip vakıf olduklarına inandığımız insanlar. O halde yani biz görüyoruz. Efendim seçim yasasının şu maddesi, bu maddesi de. Onlar görmüyorlar mı? Bilmiyorlar mı? Elbette görüyorlar ve biliyorlar. Bu insanlar gördüklerini, yasada yazılı olanları bildiklerini, uygulama sorunu yaşıyorlar. Bu insanlardaki temel sorun bu. Hukuku uygulamaya mı direnecekler? Yoksa parti dayatmasına mı direnecekler?
Bu insanların şu anda içerisine sürüklenmiş oldukları ağır travmanın sonuçlarına Türkiye'de hepimiz iliklerimize kadar ağır bedeller ödeyerek katlanıyoruz. Çok daha önemli sorunlarımız varken şu anda işte bununla meşgul olarak zaten o da ayrıca tartışılıyor. Şimdi soruşturma kapsamında sandıklarda görev alan 60 kişi ifadeye çağrılıyor. İfadeye çağrılanlar arasında işte Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü'nün de olduğu belirtiliyor. 32 suç duyurusu var. 32 ayrı soruşturma var. Bir şeyler oldu ama sandık başında. Bu bir şeyler çok önemli tabii. Ali İhsan Yavuz'un sesini de bir dinleyelim yani. Dinleyelim. Neler söylemiş? Bir şeyler olmuşu bir dinleyelim. Hatırlayalım sevgili izleyiciler, ardından yorumlayacağız. Bir şeyler oldu, doğru, ve bu bir şeyler sandık başında oldu. 2 yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok ve net bir şekilde görüyoruz. İstanbul'da bir şeylerin olmadığını iddia etmek mümkün değildir. CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz. Bu net ve ortada. Hiçbir zaman şunu söylemedik. Demedik ki Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunları, bu organize usulsüzlükleri o koordine etti demedik. Ama dedik ki birileri yaptı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine yarasın diye yapıldı dedik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hep seslendik. Sesinizi çıkartmamanız bir yana, örtmeye çalışırsanız, hatta daha öte manipüle etmeye çalışırsanız bu gelecekte sizi de vurur. Bu doğru değil. Türkiye'nin ikinci partisine bu yakışmaz. Gelin bu süreci hep birlikte arındıralım diye hep seslendik. 2 yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok ve net bir şekilde görüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun 1999 yılında verdiği karar şöyle: seçim hizmetlerinin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için sandık kurulu başkan ve üyelerinin tarafsız kimselerden oluşması gerekmektedir. İleride siyasi partilerce yapılacak itirazlar üzerine bu belgelerdeki seçimlerin iptaline sebebiyet vereceğinden diyerek bir karar veriyor. Sandığın başında, sandık başı iş ve işlemleri konusunda gerçekten çok ağır kusurlar var. Hatta kusurun ötesinde kasıtlar var dedik. Vallahi şaşırmadık. Biz de bir ekip kurarak kimlerle ilgili nasıl bir suç duyurusunda bulunura bir süredir çalışıyoruz. Bu münferit bir hadise değildir. Bu sehven yapılmış bir hata da değildir. Ama bu sehven olabilecek sınırların çok ötesine geçmiştir. Çok farklı türden ve farklı kişilere yöneltilecek suç duyuruların olacağını ben de size ifade edebilirim daha şimdiden. Adaylar aynı adaylar olacak, aynı seçmen olacak. Ali İhsan Yavuz bu açıklamaları yaptığı sırada soruşturma haberleri de geldi bir taraftan. Diyor ki CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz diyor. Birileri yaptı bunu diyor. CHP'nin işine yarasın diye yapıldı dedik. CHP'ye de seslendik diyor. İşte siz sesinizi çıkarmazsanız, örtmeye çalışırsanız gelecekte sizi de vurur. Ya da işte sandığın başında gerçekten çok ağır kusurlar var, hatta kasıtlar var diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi? Şimdi önce bu şu bir şeyler olması çok önemli tabii. Önce oraya bir şey söylememle. Birileri yaptı diyor, tabii. Bir şeyler oldu diyor. Bir şeyler oldu. Anayasada bu bir şeylerin olması ya da seçim yasasında bir şeylerin olması hangi maddede düzenlenmiş? Koca bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı çıkıyor kamuoyuna. Kamuoyunu da ilgilendiren son derece önemli bir konuda bir açıklama yapıyor. Açıklamanın gerekçesi bir şeyler oldu. Bu bir şeyler oldu gerçekten siyasi tarihimize yerleşti. Bir şeyler oldu, içi boş. Siyasi tarihe de bu kadar boş bir hamaset cümlesini kazandırdığı için kendisini kutlamak lazım. Artık bilsin ki bütün köşe yazarlarında, bu siyasi tarih yazarlarında çok önemli bir yer alacak bu bir şeyler oldu. Ama önemli bir cümle var. Büyük bir ikrar var. Diyor ki 2 yıl öncesinden başlayarak sandık başında bir şeyler oldu. Şimdi çok güzel. 2 yıl öncesi anayasa referandumu var. Madem bu kadar güveniyor, ben de buradan hodri meydan diyorum. Gelsin şu anayasa referandumunda İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki seçmen, ölü seçmenleri hangi bilgisayarda, hangi bilgisayar kullanıcısı diriltti?
O ölü seçmenler hangi sandıklarda oy kullandılar? Onlara hangi sandık başkanları oy kullandırttırdı? O ölü seçmenler nerede seçmen gösterildi? Bunlara ilişkin İçişleri Bakanlığı, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bilgisayarlar üzerinde bir bilirkişi incelemesi ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partilerin katılacağı bir araştırma komisyonu kurulmasına var mısınız? Bir ikinci teklifim daha var. Madem diyor ki İstanbul'da bazı sandıklarda usulsüzlükler oldu. Bir tek İstanbul'da değil, Türkiye'nin her tarafında da sandıklarda usulsüzlükler de oldu. Hodri Meydan, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir soruşturma komisyonu kursun. Bu soruşturma komisyonu bütün kamu gücüyle oralarda ne olduğunu ortaya çıkarsın, var mısınız? Ben bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda grup başkan vekillerinin birer bu konulara ilişkin hem İstanbul'da hem de Ankara'da soruşturma komisyonu kurulup özellikle İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarının incelenmesini bizzat talep etmesini bugün itibariyle isterim. 2 yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyonun içerisinde sandık başına. Tam bir organizasyonu kendileri yapmışlar demek ki gün gün ortaya çıkıyor. Şimdi ben şunu söylüyorum. Şimdi şu anda İstanbul'da savcılıklarca başlatılmış olan soruşturmaları bir hukukçu olarak değerlendirelim, bir de siyasi tarafına bakalım. Bu soruşturmaların şu andaki Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde her ne gerekçeyle durduğunu da hala anlayamıyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun işi bitti. Buraya ilişkin sonuçlar kesinleşti. Yani bu onu, orayı etkiler mi mesela bu kişilere yönelik açılan soruşturma? Hiçbir şekilde etkilemez. Bakın, Türkiye'de soruşturmanın ne demek olduğunu önce bir anlatayım. Türkiye'de AKP iktidarının ilk 14 yılında, o veriler var çünkü elimizde, ilk 14 yılında haklarında savcılıklarca soruşturma açılmış olanların %88'i beraatle sonuçlanmış. İnsanlar savcılıklarda soruşturulmuş, özgürlükleri ellerinden alınmış, toplumun önüne atılmış, yaftalanmış. Aynen bugün İstanbul'da olduğu gibi. Ve o daha sonra bu insanlarla ilgili takipsiz kararı verilmiş, beraat kararı verilmiş. Ama o insanlar o soruşturmalardan çok ağır bedeller ödemişlerdir. Seçim mahkemeleri bu soruşturmalarla meşgul olmaz. Böyle bir görevleri yok. Bu seçim mahkemelerine bu soruşturmaların bir anlam ifade etmesi mümkün değildir. Çünkü soruşturma sonunda bu insanlar beraat edecekler. Ne oldu? Ne olacak? Bunun yani bu kararla hiçbir ilgisi yok. Hiçbir yani. İlgisi yok. Kişilere açılmış. Bunun bir tek ilgisi şu Elif Hanım. Burada bir bahaneyle İstanbul'da seçimleri yenilemek istiyorlar. İstanbul'da sandıkta kaybettikleri seçimleri masa başında kazanmanın etikalarını yapıyorlar. Buna ilişkin de kamuoyu algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Nasıl Ergenekon kumpasını kurmak için gecekonduda bombalar bulundu? Nasıl balyoz kumpasını kurmak için deniz kuvvetlerinde sahte CD ürettiler? Aynısı. Nasıl kozmik patatesle bugün işte bizim kozmik odaya girildi? Bugünkü tezgah aynı yöntem, aynı. Şimdi değişen bir şey yok. 2 yıl öncesinden başlayarak cümlesine dikkat çektiniz ya biraz önce. Evet. Atı alan Üsküdar'ı geçti denilmişti o zaman. Anayasada biliyorsunuz evet. Evet. Atı almış Üsküdar'ı geçmişlerdi ama işte meşruiyet olmayınca Üsküdar geçilemiyor. Bak Türkiye'de anayasal düzen tümüyle yoktur şu anda. Türkiye'de hiç kimse yasayla yargılanmıyor. Türkiye'de zaten yasalar da bir işe yaramıyor. Yasalar bir işe yarasa kamu devlet düzeni işler, devletin düzeni işlediği yerde bu kadar pespayelik ortaya çıkamaz. Bakın, bir hukukçu olarak gerçekten olan bitenden o kadar üzülüyorum ki bu ülkede toplumun her kesimine biz müeyyide uyguluyoruz. İnşaat mühendisine diyoruz ki binayı doğru dürüst yapmadın kardeşim. Seni görev ihmalinden dolayı senin yaptığın bina depremde çöktü, insanlar can verdiler. Seni cezaevine atıyoruz diyoruz. Ya da işte sınav yapan üniversitedeki hocaya diyoruz ki sınavı doğru dürüst yapmadın. Öğrenci haksızlığa uğradı. Senin sınavını iptal ediyoruz. Herkesin hayatına dokunuyoruz ama kendi işimizi doğru dürüst yapmıyoruz. Ben buradan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na, Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı'na, Danıştay Başkanı'na, Yargıtay Başkanı'na, o dairelerde, bu yüksek mahkemelerde görev yapan bütün hukukçulara sesleniyorum.
Türkiye'de hukuk, hukuk adamları, özellikle hakimler, savcılar, yüksek kurulu bütün bu olan bitene sessiz kalmamalılar. Peki hukuksal açıdan değerlendirdiniz, hani bir de yani siyasi... İşte onu söylüyorum, siyasi olarak söylüyorum. Siyasi açıdan nasıl olacak? Yani bunun içinden nasıl çıkılacak? Yüksek Seçim Kurulu normalde şu anda sonuçlanmış, kesinleşmiş, bitmiş olan bir süreci kamuoyunun önünde sürüncemede bırakarak tamamen bilinçli, tamamen önceden karar altına alınmış olan bir aşama aşama taşıma sürecinin içerisinde. Daha ilk gün az önce sizin söylediğiniz gibi maddi gerçeği arıyoruz cümlesiyle Şadi Güven'in aslında nerelere taşınmak istendiği, ne tuğlaların örülmek istendiği söylenmişti, ikrar etmişlerdi. Onun bugüne kadar o puzzle'ın taşları yavaş 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 yerine konulmaya çalışılıyor. Ama her geçen gün artık toplumun vicdanı daha çok sızlıyor. Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme değildir. Böyle bir mahkeme saygınlığını da hak edecek bir davranış içerisinde değildir. Şu anda toplumun vicdanında yasasız toplumu ağır bir sürecin içerisinde sürükleyen bir kurul. Şimdi oradan yola çıkarak o zaman biraz önce Ali İhsan Yavuz dedi ki o verdiğimiz seste de yeniden seçim olursa adaylar aynı kalacak. Yani hani o kadar o yola girilmiş gibi bir hava var ki AKP tarafında. Peki yeniden seçim olduğu takdirde yani seçim tekrarında kazanabilecek mi AKP? Ya da şöyle de tekrar edelim. Siz biraz önce işte Sadi Güven'i anlattınız. Böyle bir durum olduğunda bu vatandaş nasıl bir güven teşkil edecek Sadi Güven vatandaşlar üzerinde? Şimdi Sadi Güven şu seçim kurulu binasının merdivenlerinde AKP'li görevlilerle fotoğraf çektirip onu da kamuoyuna paylaşan beyefendiden bahsediyorsunuz. O fotoğraflar. Az önce yargıçların da savcıların ve yargıçların uymaları gereken hukuk ilkeleri konusunda birer cümle söyledik. Şimdi biraz daha genişletelim. Mesela yargıçların adaletin, adalet sisteminin tabii olduğu hukuk ilkeleri, Venedik etiği ilkeleri diye Avrupa'da uygulanmakta olan bir ilkeler bütünü var. Onun içerisinde mesela bütün yargıçlar, söylemeye gerek yok, yazmaya da gerek yok aslında, dürüst olmalı, tarafsız olmalı, bağımsız olmalı, özgür olmalı. Ama bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun dürüstlük, tarafsızlık ve bağımsızlık konusunda toplumun vicdanında nasıl bir yer ettiğini toplumun vicdanına bırakıyorum, takdirine bırakıyorum. Birleşmiş Milletler'in sözleşmesi var. Yargıçlar, savcılar tarafsız olmak zorunda. Yine Bangalore etiği ilkeleri diye yargıçların, savcıların tarafsızlığına ilişkin, bağımsızlığına ilişkin bir ilkeler sözleşmesi var. Uluslararası sözleşmeler bunlar. Acaba bugün Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'nun, evet ya bu Yüksek Seçim Kurulu üyeleri gerçekten haksızlığa uğruyorlar, bunların yapmış olduklarında bir tarafsızlık ve bağımsızlık hakimdir diye toplumun vicdanında böyle bir kabul görüyorlar. Bir de zaten süreleri uzatılan kişilerden de bahsediyorum. Ya ben o süreleri uzatılan kişilerin, bırakın beni, sokaktaki insanları, Cumhuriyet Halk Partilileri, hukukçuları evlerine gittiklerinde ben onlara çocuklarının nasıl davrandığını merak ediyorum. Hayır şimdi o kadar yani tekrarının olacağı, yenileneceğine yönelik o kadar farklı cümleler var ki Ali İhsan Yavuz'un ifadelerine baktığım kaldı ki yani AKP kanadında da böyle bir şey mi hakim acaba? Cumhurbaşkanı da mesela işte bir tek Binali Yıldırım biraz farklı konuştu. Yani seçim yenilemek istiyorlarsa seçim tekrarında AKP kazanır mı tekrar bu seçimi? Bunu tartışmanın gereği olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir tartışmanın içerisine girip eğer biz bugün İstanbul'da seçimlerin tekrarını kabul ediyorsak bundan sonra hiçbir seçim yapmaya gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Ya bundan sonra anayasa diye bir yasa yok hükmündedir. Hiç kimseyi bağlamaz bundan sonra. Herkes kendi yasasını uygular. Seçim yasası diye bir yasa yoktur. Yüksek Seçim Kurulu diye bir seçim kurulu da yoktur. AKP'ye gitsin, binayı da taşısınlar AKP'nin içerisine. AKP orada kendisi karar versin. Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklaması çok enteresan. Diyor ki sandıkta kazandılar diye nerede kazanmaları gerektiğini bir söylesin o zaman. Sandıkta kazandılar diye kabul mü edeceğiz diyor. Sayın Bahçeli nerede kazanmaları gerekiyordu?
Hayır, nerede kazanmaları gerekiyorsa onu söyleyin, biz de onu bilelim. Ona göre bu insanlar da bir yere aday olup olmayacaklarına karar versin. Cumhurbaşkanının Venezuela mesajında da demokrasilerde sandık esastır diyor mesela, oraya da o mesajı verirken. Ben şunu görüyorum. İçimize döndüğümüzde pek uygulamadı. Aynen, ben şunu görüyorum Elif Hanım. Özellikle 2003 yılından bugüne kadar Sayın Devlet Bahçeli'nin AKP'yi ve Türkiye'yi sürüklediği süreç çok ilginç bir süreç var. Çok dikkat çekici. Bence bu süreci herkes gözden geçirmeli. 2003 yılında Devlet Bahçeli'nin Bursa konuşmasında, daha seçimlere 9 ay varken, koalisyon hükümetinin o kadar öngördüğü, tedbir aldığı konular varken, bir anda 3 Kasım diye seçim tarihini açıklaması o dönemde çok büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ama sonra özellikle 2007 yılında uzlaşarak Cumhurbaşkanı seçilme aşamasına gelmiş Türkiye'yi nasıl kutuplaştırdığı, nasıl ayrıştırdığı, meclise girerek o dönemde Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı diye toplumun önüne nasıl dayattıklarında, evet, Erdoğan'ı nereye sürüklediğini Erdoğan düşünmeli. Bence o bütün bu sürecin önündeki en önemli düşünmesi gereken kişi Sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan Devlet Bahçeli ile ne zaman yan yana siyaseten yürüdüyse hem kendisi hem partisi hem de Türkiye bunun bedelini çok ağır ödedi. Bence bir düşünmeli. MHP lideri büyük şehirleri seçelim sadece demişti mesela. Hani büyük şehirlerde ilçeleri seçelim. Bir de enteresan ifadelerinden bahsederken onu da hatırlatmış. Sonra vazgeçti ondan. Sonra onun ne demek olduğunu anladı. Anladı, geri durdu. Daha o cümleyi hiç kurmuyor. Yani büyük şehirlerin belediye başkanlarını seçtiğinizde o büyük şehirlerin daha sonra neye dönüşeceklerini de biliyor, öngörüyor. Olmalı. Onun nereye dönüşeceğini gördüğünde de herhalde anladı ki bu ülkede büyük şehir dediğinizde 30 tane büyük şehrimiz var. O büyük şehirleri kastetmiyor. Türkiye'de eyalet sistemini kastediyor aslında. Yarın eyalet sisteminde oldu bittiğiyle birisi de bir açıklama yapar ondan sonra. O açıklamadan sonra ayıklarsınız pirincin taşını. Türkiye'de de Kuzey Irak gibi bir sonuç oluşur. Ondan sonra hiç kimse onun altından kalkamaz. Devlet Bahçeli'nin amacı eğer Türkiye'yi eyalet sistemlerine bölüp ona ilişkin bir anayasal büyük bir çöküşün içerisine sürüklemekse, o zaman bu cümlesini anlıyorum ben. Ne demek istediğini anlıyorum. Ben bunun rastgele sarf edilmiş olan bir cümle olduğunu düşünmek istiyorum hala. Ama anayasa taslağının ilk anayasa komisyonuna geldiğinde, o zaman bu eyaletleri eyalet sistemine geçişin önündeki anayasal engel olan 126. maddenin kaldırılmasını anayasa komisyonuna taşımışlardı. Biz de parlamento kürsüsünden çıkmış demiştik ki bunu kaldırıyorsunuz. Bununla birlikte Türkiye'yi eyaletlere böleceksiniz. Türkiye'yi federasyonlar içerisine taşıyacaksınız. Bu Türkiye'nin misak-ı milli sınırlarını da tehdit altına almaktır. Türkiye'nin ulusal birlikteliğine de büyük bir tehdittir dedik. Sonra o maddeyi geri çektiler. Şimdi anlıyorum ki demek ki bu aşama aşama aynı yere doğru tekrar taşınmak isteniyor olabilir. Onun için Sayın Bahçeli'nin söylediklerinin hepsini son derece önemli bir şekilde dikkatle değerlendirmek lazım. Ama en çok dikkat etmesi gereken kişi de Sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan Bahçeli ile birlikte anayasada tek adam düzenine geldi. Bugün Türkiye'nin ne anayasası var, ne bürokrasisi kaldı, ne yargısı kaldı, ne de devlet düzeni kaldı. Onun için bugün herkesin... AKP'nin hatta rahatsız olduğu, işte MHP'ye mahkum olduğu AKP içinden, yani kendi içinden AKP'nin de böyle seslerin de yükseldiği belirtiliyor. Yani kulislere sızan bir ayrıntılara göre. Kulislere şimdi, değil açıklamaları var. Açıklamalar da var zaten, evet. Artık öyle diyelim. Evet. Faik Öztrak dün Suriye'de işte AKP'nin YPG-YPY'de görüştüğünü iddia etmişti. Hükümetin diyelim daha doğrusu. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi eğer böyle bir iddia, yani bunlar doğruysa eğer, Devlet Bahçeli mesela buna nasıl bir tepki gösterir? Ben o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın Bahçeli'nin 2013-2014 yılına kadar Erdoğan ve AKP ile ilgili söyledikleriyle 2014 yılından sonra söylediklerini yan yana koyduğunuzda Sayın Bahçeli için bu dündündür, bugündür siyaseti çok geçer. O zaman meydanlarda söylenen beka sözü nereye gidiyor? Tabii şimdi beka sözünü Sayın Bahçeli'nin bence ciddi olarak izah etmesi lazım. Bu bekanın temeli ne? Nereden bir tehdit var Türkiye'ye? O bekayı niçin söylüyor? Hatta Sayın Bahçeli Erdoğan'ın Kayseri meydanında söylediği bir söz var, biliyorsunuz. Kayseri meydanında diyor ki, efendim bizim PKK ile görüştüğümüzü söyleyenler
çok ağır sözler söylüyor. Şöyledir böyledir diyor. İşte şerefsizdir diyor. Bilmem ne diyor. Arkasından o Oslo görüşmeleri ortaya çıktığında da diyor ki talimatı ben verdim. Onun üzerine Sayın Bahçeli'nin söylediği çok ağır sözler var. Aynı sözleri yan yana koyup Bahçeli'ye sorduğunuz zaman bu sözleri nasıl izah edeceğini doğrusu ben de merak ediyorum. Bu nasıl bir psikolojidir? Şimdi Türkiye İttifakı'ndan bahsediliyor bir taraftan da. Bugün yine Cumhurbaşkanı'nın sözleri vardı. Türkiye İttifakı açıklaması bu söylemin çarpıtıldığını öne sürdü. Sert eleştirileri de vardı Cumhurbaşkanı'nın. Türkiye İttifakı ne demek? Peki ne demek istedi Cumhurbaşkanı? Onu kimse anlamadı da siz anladınız mı? Kime sorduysak bilmiyorum diye anlamadım diyor. Şimdi şöyle, o cümle şöyle aynen. Diyor ki, Türkiye'nin beka sorunu olduğu milli meselelerde siyasi taraf olmak bir yana bırakılıp hep birlikte Türkiye ittifakında bir arada olmalıyız. Hı hı. Bu cümle son derece doğru bir cümle. Ama bu cümleyi söyleyen yanlış. Cümleyi söyleyenin kamuoyunda, toplumda bu cümlesinden dolayı bir karşılığı yok. O cümleyi söyleyene inanç yok. Güven yok. Artık o cümleden dolayı hiç kimsenin Erdoğan'a kalkıp da vay gerçekten Türkiye ittifakı olmalı, milli meselelerimizde Türkiye ittifakına yaslanmalıyız, Türkiye ittifakını hep birlikte desteklemeliyiz, biz ülke olarak bütün beka meselelerinde bir arada olmalıyız. Bunu zaten Cumhuriyet'in kurulduğu tarihten bugüne kadar siyasetçilerin tamamı bu konuda tam bir görüş birliği içerisinde olmuşlar. Özellikle dış politika konusunda siyasetçiler her zaman Türkiye'nin çıkarı olan konularda tam bir görüş birliği içerisinde olmuşlardır. Ama Erdoğan'ın bu konuda bu söylemi toplumda karşılık bulmadı. Niye? Çünkü insanlar Erdoğan'ın söylediklerine artık inanmıyorlar. Milli meselelerde Erdoğan'ın Türkiye'de ortak akla hizmet edeceğine, ortak akla itibar edeceğine inanmadı. Güvenmiyor artık. Yıllarca Suriye politikaları konusunda ağzımıza tüy bitti. Suriye ile ilgili ne söylediysek Erdoğan tam tersini yaptı. Bugün el altından Suriye ile görüşür hale geldi. El altından Suriye ile görüşüyor. İşte İran ve Rusya üzerinden, İran ve Rusya üzerinden Suriye ile yeni bir görüşme süreci başlatıyor. Suriye ile yapmış olduğu, bugüne kadar yapmış olduğu büyük ve vahim hatalardan geri dönmenin yollarını arıyor. Aynı şekilde işte Sayın Öztürk'ün söylediğiyle hala cevap veremediler. Konuyu değiştiriyor. İşte çıkıyor grup başkan vekili İstanbul'da bir şeyler olduğu üzerinden açıklama yapıyor ama Sayın Öztürk'ün dediği gibi PKK ile görüşüp görüşmedikleri konusunda bir açıklama yapamıyor. Çıksın o zaman söylesin. PKK ile görüşmediklerini ifade etsin. Niye PKK ile görüşmediklerini söyleyemiyor da konuyu değiştiriyor? Çıksın söylesinler. Çünkü toplum biliyor. Bunlar ne zaman PKK ile görüşür, ne zaman PKK'ya karşı çıkarlar, buna inanmak mümkün değildir. Ama bunlar şimdi, için dün, bugün bambaşka şeyler var. Şimdi mesela HDP'yi de işte birleştirerek konuştu hep. Suçlamalar bu yöndeydi. İşte hem Devlet Bahçeli'nin sözlerinde de. Ama HDP'den o istemişti mesela Binali Yıldırım da açıktan bir şekilde. HDP başka, PKK başka. Şimdi öyle söyleyecekler. HDP ile bunlar işlerine geldikleri zaman görüşüyorlar, HDP oluyor. Ama işlerine gelmediği zaman, siyasi sonuç elde edemeyecekleri zaman HDP PKK'nın uzantısı haline geliyor. Böyle enteresan bir akılları var. Çok enteresan. Yani Oslo'da o istemeye Oslo'da PKK ile yani görüşüyorlar. Dolmabahçe'de HDP ile görüştüklerinde HDP parti. Diyarbakır Meydanı'nda PKK ile Megri şarkı söylüyorlar. Habur'a PKK'nın ayağına devletin adalet adamlarını, mahkemelerini gönderiyorlar. Diyarbakır'da tüneller kazılınca valilere talimat veriyorlar. Havalimanında Kürdistan bayrağı. Havalimanında Kürdistan bayrağıyla karşılama yapıyorlar. Ama bütün bunları kamuoyu sorduğu zaman kalkıp hepsini inkar edebiliyorlar. Piçkinlikte bir şeyler oluyorlar. Şimdi halen Faik Öztürk'ün bu açıklamalarına bir yanıt gelmedi. Hükümetin işte PYD ile PKK ile görüştüğü iddialarına ilişkin bakalım nasıl bir açıklama gelecek ama çok önemli bir iddia değil mi bu? Yani hükümetin. Bence iddiadan öte. Yani bunu iddia olarak düşünmüyorum ben. İddiadan öte olduğunu şuradan anlıyorum. Özellikle İçişleri Bakanı'nın Dışişleri Bakanı'nın Membiç'e ilişkin çok ağır iddiaları vardı.
İşte Fırat'ın doğusuna çekilmez derse, Erdoğan'ın arkasından buna ilişkin iddiaları vardı. Bombalayacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ne oldu? Ha, ne oldu? Ne oldu? Hala oradalar. Hala oradalar. Hiçbir şekilde geri adım atılmadı. Ve bunlara ilişkin de en küçük bir adım atılmadı. Bir anda bu Suriye, Fırat'ın doğusu, o Membiç, Afrin, bu konuların tamamı bir şekilde unutuldu. Hala oradalar. Hala PKK, PYD hala orada. Hala orada meydan okuyor. Hala Amerika ile işbirliği içerisinde. Peki, hala ABD silahlanıyor. Suriye temsilcisiyle ne görüşmüş olabilir sizce? Çok enteresan değil mi? Ben de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Bu soruyu dünden beri herkes soruyor. Hiç devletin yetkililerinden bir küçük açıklama bir açıklama yok. Yok ortada. Sormaya devam edeceğiz. Ne görüştünüz diye. Soracağız. Ege'yi sormaya devam edeceğiz. Ege adalarını sormaya devam edeceğiz. Kıbrıs'ta bakın şimdi dün yine gazetelerde evet. Haber ve içimi sızladı. Kıbrıs'ta Katar şirketiyle Amerikan şirketi bize ait olan sahalarda petrol ve gaz araştırmaya fiilen başladılar. Ne dedik biz bu ekranlardan? Dedik ki bu Katar'dan alınan 15 milyar dolar Akdeniz'de Türkiye'nin sahip olduğu petrol yataklarının Katar şirketine peşkeş çekilmesi karşılığında alınmıştır. Bu Erdoğan'a verilen uçak da öyle çok masumane bir uçak değildir. Esenboğa Hava Meydanı'nda yatan o koca jumbo jet Akdeniz'de bugün petrol kuyusudur. Bunların karşılığı gaz mı diyorsunuz yani? Niçin verildi? Niye Katar veriyor da bize Fransızlar bir tane uçak hediye etmiyorlar? Niye Amerikalılar bir tane uçak hediye etmiyorlar bize? Niye Katar şeyhi veriyor? Ne oldu bu Katar şeyhi geliyor? Bir sürü Türkiye'de yatırım yapıyor. Ne rekabet var, ne ihale var, ne başka bir düzenleme var. Canı ne istiyorsa onu alıyor. Böyle bir düzen var mı? Uluslararası hukukta böyle bir şey var mı? Evet, en önemlisi Faik Öztürk'ün iddialarıydı. Onu da gündeme getirmiş olduk şimdi. Tabii bir taraftan da Türkiye İttifakı'ndan bahsettik. Diyor ki Cumhurbaşkanı, Türkiye İttifakı diyerek 82 milyon vatandaşı ortak fayda altında birleşmesini sağlamaya çalışıyoruz diyor. Son zamanlarda bir şey moda oldu, kucaklaşma zamanı ifadelerinde kullanıyor. Cumhur İttifakı'na alternatif göstermeye çalışmak fitnedir dedi. İlk başta buna tepki olarak zaten Bahçeli'nin kendisi söylemiş. Yani Türkiye İttifakı'na bir tepki göstermişti hemen. Ne olur sizce? Türkiye İttifak içerisinde olmasından niye rahatsız oluyorlar? Cumhur İttifakı diye bir ittifak kalmadı. Şu anda olan şey şu. Orada ittifak falan filan yok. Kimden dolayı bozuluyor? Yani AKP mi Cumhur İttifakı'nı istemiyor artık? Hayır. Şu anda artık? Bakın şunu artık Türkiye'de hepimiz gördük. Özellikle bu anayasa referandumundan önce biliyorsunuz o süreci bir hatırlayalım. 24. dönemde parlamentonun 24. döneminde anayasa üzerinde bir komisyon kurulmuş. Bir uzlaşı komisyonu anayasanın 66. maddesinde müzakere yapmışlar ve tam bir uzlaşma sağlanmış. O anayasanın 66. maddesinin parlamentoya getirilip parlamentodan geçirilmesi söz konusuydu ki Devlet Bahçeli bir anda çıktı dedi ki efendim fiili olarak Erdoğan zaten tek adam gibi davranıyor. Anayasa olarak da tek adam gibi yetkileri ona verelim. Bu düzen böyle devam etsin. O günden sonra Türkiye'de bütün kontrol fiilen Sayın Devlet Bahçeli'nin elindedir. O günden sonra yapılan olaylara, yapılan gelişmelere bir bakın. Devlet Bahçeli'nin müdahil olduğu bütün olaylarda AKP giderek toplumda, kamuoyunda, uluslararası camiada büyük kaybetmiştir. Ve Devlet Bahçeli'nin AKP üzerinde kontrolü giderek daha fazlalaşmıştır. Bunu ben söylemiyorum. AKP'nin bu kurucuları AKP'nin söylüyor. AKP'nin içerisinde aktif siyaset yapanlar söylüyor. Bu hep birazcık da etki etti mi yeni parti iddialarına? Çok fazla etki ettiğini düşünüyorum. Hı hı. Hatta AKP içerisinden çok ciddi bir grubun da bu yeni parti iddialarının temelindeki gerekçesi de bu. AKP kurucu değerlerinden uzaklaştırıyorlar. İşte Bülent Arınç'ın açıklamasına bakıyorsunuz, Davutoğlu'nun açıklamasına bakıyorsunuz, Abdullah Gül'ün açıklamasına bakıyorsunuz. Tamamı AKP'nin kurucu değerleriyle bugün ortaya çıkan sonuçlar arasında müthiş bir farklılık var diyorlar. Onlar da saltanattan çok rahatsızlar. Onlar da toplumun bu huzursuzluğundan çok rahatsızlar. Şimdi bakın şöyle
şöyle bir şey söyleyeyim. Kurucu değerlerden ama Haluk Bey, sadece AKP, hani ilk başta 2002 yılına gittiğimizde evet o günden bugüne kadar çok farklılık var AKP içinde ama Türkiye'de kurucu değerlerinden uzaklaştı. Hani bir yandan bütün bunlar olurken fabrika ayarlarına geri dönme zamanı, işte çıkış yolu budur diyoruz ya. AKP bu Türkiye'nin... Bu sistem sorunlu diyor muyuz artık yani? Ben sistemi... Geri dönmeli miyiz? Sistem tabii ki çok ağır bir... sisteme. Bakın, var mı dönüş yolu ya da? Bir ülke kendi içerisinden ancak bu kadar tahrip ettirilebilir. AKP Truva atı gibi. AKP'nin iktidara geldiği günden beri milli servetimizi kaybettik. 60 milyar doları aşkın devletin Petkim'i, Tüpraş'ı, petrol ofisi, telekomu, telekom şirketleri, GSM şirketleri, limanları, şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, tarım işletmeleri, SK fabrikaları, Sümer bankları, bankaları satılmadı, hiçbir şey kalmadı. Nereye gitti? 5 tane yandaş holdinge gitti. Peki 80 milyon her sabah kalkıyoruz. Elimizde elektrik faturası, su faturası, gaz faturası, GSM faturası, vergiler vesaire. Gidiyoruz, yatırıyoruz. Nereye gidiyor para? Yandaş 5 tane şirkete. 80 milyon çocuklarımızı üniversitelere gönderiyoruz. Eğitiyoruz. Sınava giriyor. Kim kazanıyor? Yandaş çocukları. Çocuklarımızı yetiştiriyoruz, eğitiyoruz. Hakimlik sınavına gönderiyoruz. Savcılık sınavına gönderiyoruz. En dürüst olması gereken, memuriyet görevinde en ahlaklı, en erdemli, en namuslu, en haysiyetli olması gereken insanlar hileyle seçiliyorlar. Böyle bir siyasi düzen içerisinde geliri adil paylaşmıyorsun, gelirde soyuluyorsun. Sınavda hakkın çalınıyor. Kamu hizmetinde siyasallaşma var. Kamu hizmeti yürümüyor. Yandaşa kamu hizmeti yapılıyor. Sana zulüm yapılıyor. Adalete gidiyorsun, sana adalet kumpas kuruyor. Hakim cübbesi giymiş olan adam militan. Militan. Seni cezaevine atıyor. Atarken de işlediğin bir suçtan dolayı değil, onun kafasında sana kurduğu bir kumpastan dolayı cezaevine giriyor. Şimdi bu belediye meclis toplantıları hani artık canlı yayınlanıyor. İşte bazı şeyler zaten şeffaflık sözü de verilmişti adaylar süreçte. Birçok şey de ortaya çıkmaya başladı. Biraz önce vakıflar dediniz, işte giden paralar dediniz, nerelere aktarıldığı. Hepsi tek tek ortaya dökülmeye başlandı. Ama bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP, yani AKP daha doğrusu büyükşehir ve belediye yasalarında kapsamlı değişiklik yapmayı da planlıyor ve yetkiler azalıyor bu şekilde de. İşte mesela saraydan talimatla, yani belediyelere böyle bir müdahale içerisinde işte seçilmiş olan başkanlar nasıl çalışacaklar? Çalıştırmamak için zaten görüyorsunuz, yani bu hazmedilmeyen zaten temel sorun burası. Şimdi yani bütçeyi, mesela bütçe AKP'nin elinde olacak yani işte. Tabii. Şimdi oradaki başkanın elinde. Tabii ki zaten ellerinde. Zaten ellerinde. Ama temel sorun şu. Şimdi İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geriye dönük 10 yıllık bırakın 10 yılı 5 yıllık harcamalarının yasalara uyarlı olup olmadığını denetlettirmeye başladığı anda ortada AKP diye bir partinin kalmayacağı anlaşılıyor. Çünkü eğer AKP İstanbul'daki o sivil toplum örgütlerine aktarılan paraları bugün kamuoyuna izah edemiyor ise ortada büyük bir yolsuzluk var demektir. O paralar yalnızca kamuoyuna yansıyan bildiklerimiz ya bilmediklerimiz, ya ihale yolsuzlukları, ya o İstanbul'daki metro ihalesinde yapılan yolsuzluklar, firma kayırmaları ya da başka bir şey ben söyleyeyim. O Gayrettepe'den 3. Havalimanı'na yapılmış olan metro ihalesindeki ihaleye yetkinliği olmadan yetersiz bir firmanın sahte bir belgeyle ihaleye katılmış olması. O bir Cumhuriyet Savcıları tarafından incelemeye başlanırsa ne olur sonuçlar? Onun için AKP büyük bu yolsuzluk sürecini örtbas etmek için yetkileri tamamen gözünü karartmış. İstanbul'daki seçim sonuçları, sandık sonuçları, orada vatandaşın reyinin sonucunda oluşacak olan belediye takdiri, demokrasi, bunların hiçbirisi umurlarında dahi değil. 900 milyon verildiği 16 847 milyon 847 milyon 500 bin
Tam rakamı biliyorsunuz siz. Tam rakamı 44 ayrı. Ha, 44 ayrı. 16 ama onların alt başlıkları da var. Alt başlıkları var, evet. 44 doğru. Ayrı vakıf, dernek, sivil toplum örgütü, yandaş ve bunlara peşkeş çekilen paralar bunlar. Maalesef. Ve bir tek kimden bunlar, gidiyor o paralar yani normalde? Tabii İstanbul'da ki. Su parasını Akbil'ini o hı hı. Çocuk hani anne çocuğunun aşından ekmeğinden kısıyor. Çocuğunun boğazından kesiyor. Onun işte yolda giderken hani filmlerde çok olur. Hepimizin yüreğini dağlar. Anne çocuğunun elinden tutar. Dondurmacının önünden geçerken çocuk figan feryat eder. Dondurma, balon, işte bakkalın önünden geçerken çikolata vesaire gibi. Ağır görüntülerdir onlar. Toplum vicdanını sızlatır. O anneler giderler. 20 liralık elektrik yakarlar. Üzerine bir sürü yandaş aracı, tefeci konulmuştur. Onların parasıyla birlikte o 20 liralık elektrik 100 lira olmuştur. O faturayı gider yatırır. O yatırdığı 100 lirası o yandaşların ceplerine aktarılır. O anne yine o acılı dramına devam eder. Bu toplumun vicdanı sızlamaya başladı. Bu ülkede emin olun toplumun vicdanı adalet tarafından sızlatılmaya başladı mı? Onu tedavi edecek hiçbir yara yani yok. Yani giden o 900, ben yuvarlak hesap 900 dedim de siz 847 miydi? 847. O rakam yani aslında vatandaşın cebine girecek rakamdı normalde. 847 yani. Milyon lirayla belki İstanbul'da çok sayıda insanın İşi aşı yerine gelecekti. Belki çok sayıda gencimize yeni iş alanları çıkacaktı. 847. Su markası var bir tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine ait su. Evet. Şimdi mesela o suyu bayilere dağıtıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kendisi nereden alıyor o suyu? Bir bayiden alıyor. Aynen. Yani işte bizler bir bayiden ne kadar alıyoruz? Mesela 9 lira, 10 lira, 11 lira değişiyor fiyatları, su markalarının fiyatları. Yani düşünün ki İstanbul Belediyesi bizim aldığımız gibi gidiyor alıyor. Evet. Ve kendi ürettiği su. Ya onu ondan daha bir enteresan bir örnek daha verelim mesela. Ha, fıkra Bolu'da. Gibi şeyler görmeye başladık. Fıkra ne? Neler neler ne? Rezalet, olmuş diyoruz. Rezalet, tabii. Rezalet. Rezalet hafif kalır. Bunlar çok ağır suçlar. İşte Bolu'da ortaya çıkan. Bolu'da ortaya çıkan. Evet, Bolu. Tanju Özcan diyor ki bu hanımefendinin ne iş yaptığını bilmiyorum. Belediyeye de gelmiyor. Belediyenin maaşı memuru. Ondan sonra gidiyor, istifa ediyor hanımefendi. Ne istifası? Savcı nerede? İstanbul'da böyle binlerce var. 22 bin kiralık otomobil olduğu söyleniyor. Bugün Ankara'da bir yine böyle belediye ile ilgili bir paylaşım var. 140 tane kiralık otomobil. Hı hı. 140 kiralık otomobil bir şirkette. Kimin altında bu otomobiller? Kimlerin altında? Hangi partililer? Hangi il başkanlarının altında? Hangi milletvekillerinin altında? Bu ne rezalettir böyle ya? Bu kadar soygun, bu kadar yolsuzluk insanlık tarihinde dünyanın hangi ülkesinde var? Ya başka bir ülke söylesinler, desinler ki ya bizden daha fazla yolsuzluk olan ülke burası. Cumhurbaşkanı İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde ben CHP'ye hizmet etmek istemiyorum diyen, Cumhurbaşkanı'na söyleyen bir vatandaş vardı, bir belediye çalışanı. Evet. Bir de böyle deniyor ama. Altındaki arabada kendisinin görevi de belediyede. Belediyenin parasını gasp etmiş, çıkmış CHP'li belediye hizmet etmiyorum diye bir de oradan nutuk atıyor. Pişkinlik. Ve suçu bu kadar örtbas etmek ancak bu kadar olabilir. Nerede o savcılar? İstanbul'da bu görev yapan savcılar nerede? Merak ediyorum yani. Bu savcıların tek görevi Twitter'ları, sosyal medya hesaplarını takip edip orada 3 tane 5 tane tweet'i kovalayıp onlar hakkında soruşturma açmak mıdır? Böyle bir şey var mı ya? Toplum vicdanı sızlamaya başladı. Artık ülke gitmiyor. Gitmiyor. Toplum bir yere gitmiyor. Takımı düşünün, spora bile yansımış durumda artık. Bütün sponsorlar belediye. Evet. İşte ama oraya toplum vicdanında yok. O takım toplumun vicdanında yok. Bakın işte ben söyleyeyim size, İstanbul Başakşehir diye bir takım yani. Hiç toplumun vicdanında zerre kadar karşılığı yok. Çünkü hak ve hukuk yok orada. Nereden finanse edildikleri belli. Sahada aldıkları sonuçlar belli. Hakemlerin onları kayırmak için çaldıkları düdükler belli. Toplum vicdanı sızlamaya başladı. Sporunda sızlıyor, adaletinde sızlıyor, sınavında sızlıyor, bürokrasinde sızlıyor.
Gelirde sızlıyor her yerde. Her yerde. Çürüdü. Adaletinde sızlıyor deyince Çubuk'taki saldırıyla ilgili gelişmeyi de hemen konuşalım sizinle. Skandal bir ayrıntı ortaya çıktı. Çubuk Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz olaydan bir gün sonra Osman Sarıgül hakkında yakalama müzakeresi düzenliyor ve Savcı Poyraz yazıda Sarıgül'ün terör örgütü üyesi olmak suçundan ifadesinin alınması ve ardından serbest bırakılması talimatını veriyor. Peki bu savcı Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı iken 2017'de avukatlıktan savcılığa geçtiği öne sürülüyor. Ne demek gerekiyor şimdi? Adalet dediniz ya, bir taraftan da hemen bunu da konuşalım. Ben hep söylüyorum. İki cümleyi tekrar ardı ardına söyleyeceğim. Bizim ülkemizde şu anda gelinen durum şu ki yasalar yalnızca matbaacıyı bağlıyor. Matbaacının dışında hiç kimseyi bağlamıyor. Ama şöyle de bir gerçek vardır. Dünyanın hukuk tarihinde sürekli söylediğim bir cümledir bu. Adalet topaldır ama kör değildir. O savcıyı mutlaka bir gün yakalayacaktır. Bir tarihlerde bir Zekeriya Öz adında bir savcı vardı, hatırlarsınız. Evet. Böyle büyük bir özgüven içerisinde, büyük bir fütursuzlukta Ali Fuat Yılmazer adında bir emniyet müdür yardımcısı vardı. Türkiye'yi sallıyorlardı. O kadar masum insanlar, gazeteciler, bilim insanları, aydınlar, silahlı kuvvetler mensupları, neler neler hepsini yaşandı. Hepsinin hayatlarını kararttılar. Ama şu anda canlarını biliyorlar. Canlarını aldılar. Öyle, öyle. Dün Allah rahmet etsin, sevgili Murat'ın ölüm yıl dönümüydü. Mekanı cennet olsun. Bir masum insanın hayatı karartıldı. Geleceği elinden alındı. Ailesi büyük bir mağduriyetin içerisinde sürüklendi. Bütün bunları yapan insanların hepsi şunu bilsinler ki yurt dışına kaçmakla da bu sorunlar bitmez. Günü gelir hepsi birer Zekeriya Öz olacaklardır. Hepsi Zekeriya Öz olacaktır. O bürokratlar, kendilerine talimat verenlerin bugün verdikleri talimatların yarın ne anlama geldiklerini anladıklarında iş işten geçmiş olacak. Ben zannediyorlar ki Murat Özenalp'in annesinin nasıl haykırdığını çok net hatırlıyorum o gün. Murat, cenaze töreninde. Yani ne diyelim, sevgili Murat'ı tanımak gerçekten, evet. Yani bazen insanın mutku tutuluyor. Cezaevine gittiğimizde Balyoz davasında sevgili Murat kapıda sizi karşılardı. Hiç kim olursanız olun, önemli değil. Sizi cezaevinin kapısının içerisinde önünde karşılar ve orada elinden gelen bütün gayretiyle bu uğradığı haksızlığı anlatmaya çalışırdı. Ben gittiğimde zaman zaman işte kimleri ziyaret edeceksem isim listesi yazdırdım. Sevgili Murat'ı da yazdırdım. Mutlaka onu görmek isterdim. Evet, Allah rahmet etsin. Bir insan, bir iyilik timsali ancak onun gibi olabilir. Bu ülkeye çok hizmet etmenin bedelini çok ağır ödediler. Ama maalesef bu topraklarda böyle bir doku, o böyle bir gen oldu var. Pek. Hani söylediniz ya. O aşağılık bir adam olarak siyasi tarihe yaftalandı geçti. Artık insanlık tarihinin en aşağılık adamıdır. Onun gibi çok aşağılıklar var ama onlara da zaman gelecektir, sıra gelecektir diye hiç kimsenin tereddütü olmaz. Adalet bumerangtır. Adaleti bumerang olarak kullanmaya başladığınız anda alnınızın ortasında gördüğünüzde hiç kusura bakmayın söyleyecek sözünüz yoktur. Yüce Divan merdivenlerini tırmanır hale gelirsiniz. Anmış olduk tabii. Hem Ali Tatar'ı analım hem Albay evet, Özenek'i Cem Gürdenizler, Türkan Aziz Çakmazlar, Türkan Saylanlar, Muammer Aksoylar, Bahriye Üçoklar, hepsinin mekanı cennet olsun. Şimdi seçim süreci henüz netleşmedi ama tabii belediyeleri hani bir taraftan işte bu kısıtlamalar, Cumhurbaşkanlığından, AKP'den bu talimatlar derken vatandaşta da şu soru oluyor. Yani nasıl ilerleyecek, nasıl gelişecek, nasıl hizmet alacağız biz? Bu arada CHP başkanları, belediye başkanları da ilk kez bir araya geliyorlar. Onu da hemen hatırlatalım. 11 Büyükşehir Belediyesi, 10 il belediyesi, 191 ilçe belediyesi, 51'de Belde Belediyesi'ni kazandı Cumhuriyet Halk Partisi. Göreve başlayan 263 belediye başkanı genel merkezde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek ve bundan sonraki sürece ilişkin halkla iletişimde işte dikkat edilmesi gereken noktalar, hizmet anlamındaki o önemli vurgular yarın konuşulacak. Benim burada tavsiyem şu. 263 belediyeyi görünce Haluk Bey, şimdi CHP büyük bir başarı sağladı.
kazandı dedik. Cumhuriyet Halk Partisi böyle derken AKP de dedi ki hayır, çoğunluk bizde, biz kazandık. Yani 263 belediye başkanı başarı oranı mıdır? Burada başarıyı şuraya koymak lazım. Ben 263 belediye başkanına bakmıyorum. 563 de olsa oraya bakmam. Benim bakacağım şey şu. AKP kaybetti. Hazmedemedikleri bu. Kaybetti. Artık toplumun vicdanında da kaybetti. Devletin resmi kayıtlarında da kaybetti. Sonuçlarda da kaybetti. Artık kaybetme trendine girmiş olan bir siyasi hareket. Ama bugün değil. 7 Haziran 2015'ten beri AKP kaybediyor. Bundan sonra böyle giden siyasi partiler siyasi tarihte hızla büyük bir çöküşün içerisine girerler. Türkiye çok ve seri seçim sürecinin içerisine girmiştir. Önümüzde hiç ummadığınız çok kısa bir süre içerisinde Türkiye yeni bir parlamento seçimiyle karşı erken karşıya erken seçim kalır. Olabilir diyorsunuz. %100 ihtimal görüyorum bunu. Yine Türkiye mutlak olarak yeni bir anayasa yapmak, yeni bir anayasayla yürüme süreci içerisine girmiştir. Şu anda bir anayasası yoktur Türkiye'nin. Şu anda Türkiye'nin parlamentosu yoktur. Parlamento şekli olmaktan ibarettir. Başka bir şey yok. Onun için burada asıl üzerinde durulması gereken şey şu. Biz hakkımızı, hukukumuzu koruduğumuz sürece, sandıklara sahip çıktığımız sürece, iddialı olduğumuz sürece, seçmene dokunup toplumun beklentilerini karşıladığımız sürece, toplumsal beklentileri karşılayan bir programla seçmenin karşısına çıktığımız sürece AKP kaybetmeye devam edecektir. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefetteki partilerin hepsi emin olsunlar ki girdikleri seçimlerin tamamında AKP kaybetmeye devam edecektir. Çünkü halk şunu gördü. Toplum vicdanı şunu gördü. İnsanlar AKP tarafından ağır bir sömürü sürecinin içerisine sürüklenmişler. Ellerinden işleri alınmış, aşları alınmış, ekmekleri alınmış, gelecekleri alınmış. İstanbul'da Akbil'i Ekrem İmamoğlu 50 liraya indireceğim dediğinde 90 lirada Akbil daha ucuza olmaz. Tam tersine onu 100 lira yapmak için uğraşıyorlardı. Ama Sayın Ekrem İmamoğlu seçildiğinde 40 liraya indirilmesine niye onların o zaman yıllardır olmamıştı? O İstanbul'daki üniversitelerde, okullarda okuyan gencecik, minicik yavrularımızın sırtından alınan o haksız 40 liralar ya da 50 liralar kimin cebine konuldu? Kimin cebine konuluyormuş? İstanbullu bunu sandığa gittiğinde sormayacak mı? Şimdi o İstanbul'da milyonlarca lisede, üniversitede okuyan genç sandığa gittiğinde onun hesabını sormayacak mı zannediyorlar? Evet, son 1-2 dakikamız herhalde. Tabii hani erken seçim dediniz ama tabii bu AKP açısından nasıl bir süreç olur bilinmiyor. Çünkü Haşim Kılıç işte ve şimdiki AYM Başkanı da yine hukuk vurgusu yapmıştı o konuşmalarında. Binali Yıldırım mesela İstanbul'da adaylar yarışmadı ifadesini kullanmıştı. Yani aslında birazcık da bu işin faturasını AKP Genel Başkanı'na da mı çıkarmaya çalışıldı? Yani adaylar yarışmadı dedi. Binali Yıldırım. Yani İstanbul'da Binali Yıldırım'ın en son sözü bu cümleyle duyuldu. Ondan önce bir şeysi yoktu zaten. İstanbul'da Binali Yıldırım'ın aday olup olmadığını da kimse bilmiyordu. İstanbul'da aday yarışmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yani, vardı. İstanbul'da. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı vardı. Öbür tarafta da akla hayale gelmeyecek bir sürü lakırdı vardı. Bir sürü hamaset vardı. BK dediler, kendilerine oy vermeyenlere terörist dediler, akla hayale gelmeyecek laflar lakırdılar söylediler ama bütün bunlar toplumda karşılık bulmadı. Herkesin vicdanını sızlattı. Ben söylüyorum, AKP'nin kaybedebileceğini artık herkes gördü. Kaybettiğini gördü. Artık kimse yani, korkmuyor. Konuşan, erken seçimde de dengeler hak arayan, bayağı bir değişecek tabii, söylemlerinize işte, göre. Bir toplum konuşmaya, suskunluğunu bozduğu anda, konuşmaya, hak aramaya ve hesap sormaya başladığı anda muhatapların hiçbirisinin o masada kalma şansları yoktur. AKP'nin gidiş süreci başlamıştır. Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar ilk defa büyük bir sivil toplum mücadelesiyle
olması gereken sivil toplumun hak arama mücadelesiyle büyük bir baskı ve ele geçirilmiş iktidardan kurtuluyor. Onun için sarsıla sarsıla bu günleri geçireceğiz ama hiç kimse moralini bozmasın. Türkiye'de hiç kimse AKP'den endişe etmesin. AKP siyasi tarihe doğru hızla gidiyor. Her attıkları adım onları biraz daha kendi oluşturdukları bataklığa doğru sürüklüyor. Hı hı. Ve aynen o hani dereyi geçen kurbağa akrep misali, AKP'nin sırtında MHP vardır. Dere geçilmeden o yolculuk sona erecektir. Hı hı. Ve ben inanıyorum ki Türkiye AKP'den kurtulduğu anda çağdaş, uygar, modern bir dünya devleti olarak olması gerektiği, hak ettiği uygar dünyada yerini yeniden alacaktır. Gelecek, evet. Diyebiliyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Pekşen. Bu karar çıksın, tekrar sizinle elbette değerlendireceğiz YSK kararına. Evet sevgili izleyiciler, bir ara verelim. Aranın ardından CHP Deniz Milletvekili Kazım Arslan'la süreci konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, devam edelim. Şimdi CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan konuğumuz oldu bu bölümümüze de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Biz biraz önce Haluk Bey'le bayağı bir bu YSK kararını işte ya da Ali İhsan Yavuz'un söylemlerini üzerinden geçtik. Ama kısaca tabii aslında ekonominin geldiği noktayı konuşacağız sizinle. Şu anda bir süreç yaşanıyor ama bir tarafta da yavaş yavaş belirmeye başlayacak. Sinyalleri seçim döneminde gelen bir durum var. Hepimizi tabii, yakından tabii. ilgilendiren. Onu konuşacağız ama şimdi bu 3 ilde 32 ayrı soruşturma var. Bir taraftan da diğer sözler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ne olur bu seçim süreci halen Türkiye'yi meşgul ediyor. Şimdi Türkiye'nin aslında seçim sürecinden hızla çıkması gerekiyor. Tabii bunu başta yapacak olan, bunu yönlendirecek olan Türkiye'nin başındaki Cumhurbaşkanımız bu işi öncelikle bir an önce sonlandırılması noktasında bir işaret vermesi gerekiyor ve YSK'nın da kendi bağımsızlığını ve gerçek anlamda hiçbir şekilde hiç kimsenin tesiri altında kalmadan tarafsızca bu kararı verdiğini de göstermesi gerekiyor. Bunun için de yapılan şikayetlerin tümünü reddetmesi gerekiyor. Neden reddetmesi gerekiyor? Şimdi yapılan bütün şikayetlerin, itirazların sonucu hepsi seçim takvimi süreci içinde sürelere bağlı olarak yapılmış, yapılması gereken itirazlar. Tabii bunlar süresinde yapılmadığı için YSK şimdiye kadar bu tür itirazları hiçbir şekilde seçimin sonucunda incelemeye almamıştır. İlk defa bir aydan beri AKP'nin her türlü itirazını dikkate almak suretiyle en ufak detayına kadar, yani olmayacak incelemeleri yapmak suretiyle ilçe seçim kurullarını tekrar vererek, evet ek dilekçeler vererek, verdirerek bu işlemleri yapmak suretiyle insanları gerçekten kuşkuya ve acaba ne olacak korkusuna ve acaba yapılacak bir yanlış kararla Türkiye'nin hem itibarının sarsılmasına hem de Türkiye'nin ekonomisini zarar verecek, Türkiye'nin geleceğini zarar verecek bir konuma gelmiş olması noktasında tereddütler yaşatıyor insanlara. Artık yani Türkiye şimdiye kadar bakın birçok seçimler yaşadı. Ben de 40 yıldır bu aktif siyasetin içindeyim. Gerçekten şimdiye kadar birçok iktidarlar geldi, belediye başkanları değişti, yerel seçimler oldu, genel seçimler oldu. Ama böylesi bir karmaşa, böylesi bir durum hiçbir şekilde ve hiçbir surette yaşanmadı. Evet. YSK'nın burada bana göre gerçekten bir kararsızlığı var. Bir korkusu var. Üzerinde bir baskı olduğu baskı, gözüküyor. Şimdi korku diyorsunuz evet. ya yani sadece YSK üzerinde mi bu korku var? Mesela işte Merkez Bankası, yargı, medya baskı altında. Böyle bir ortamdayız. Meclis çalışmıyor. Tabii. Mecliste söz hakkı yok şu anda. O önergeler görüşülemiyor. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş böbrek ilanı verdi. Bu ortamda nasıl biz çıkış yolunu bulacağız? Şimdi çıkış yolu bence artık Türkiye'nin dediğim gibi seçim atmosferinde, seçim tartışmalarından çıkarak YSK'da bu kararı bir an önce reddederek, bu itirazları reddederek Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığını bir kez daha teyit etmek suretiyle. Çünkü mazbatayı aldı zaten, aslında ilan etti belediye başkanı. Mevcut belediye başkanının da olduğunu
tekrar ilan ederek bu tartışmaları sonlandırması gerekiyor. Artık bu işin uzaması Türkiye'nin hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda hem de Türk dünya üzerindeki itibarı anlamda gerçekten çok olumsuz etkiler yapacak bir noktaya gelmiştir. Biraz önce söylediniz, ekonomik kriz had safhada. İnsanlar gerçekten işsizliği çok acımasız bir şekilde yaşıyor. Birçok fabrikalar işini döndürmekte zorlanıyor. İşçi çıkarmalar yapılıyor. İnsanların birçoğu işsiz, iş bulamamakta zorlanıyor. Şimdi birçok fabrikalar satıldı, özelleştirildi. Oradan çıkan işçilerimiz var boşta. Şimdi yeni yeni fabrikalar yapılmadığı için eski fabrikalar hem küçülmeye gidiyor, hem kapanmaya gidiyor, hem konkordato ilan ediyor. Birçokları da iflasın eşiğine gelmiş noktada ve dolayısıyla küçülmeye gidiyor. Bırakın büyümeyi, bırakın yeni bir yatırımı, küçülmeye gidiyor. Şimdi böyle bir ortamda siz eğer ekonomiye esas ülkenin gündemi olan, vatandaşın gündemi olan ekonomiye dönmezseniz gerçekten bunun zararını çok ağır bir şekilde, bunun bedelini çok ağır bir şekilde gelecekte ödemek zorunda kalırız. Bunu kim ödeyecek? Elbette ki vatandaş ödeyecek. Onun için ben bu seçim sonucunun bir an önce, daha doğrusu bu kararın YSK tarafından bir an önce reddedilerek bitirilmesini ve tartışmaların sonlandırılmasını istiyorum. Artık esas gündemimiz olan pahalılığa, işsizliğe, ekonomiye, yatırımlara, üretime dönülerek insanların gerçek anlamda, vatandaşın ve milletimizin gerçek anlamda ihtiyaçlarına yönelik olarak bir çalışmanın öne çıkarılması gerekmektedir. Şimdi meclisin zamlar, çalıştırılması gerekmektedir. Şimdi mecliste bu işler konuşulmasın, orada anlatılmasın, vatandaş duymasın. Biliyorsunuz saat 9'a kadar, 21'e kadar Meclis TV açık olduğu için, hani tam açılış süresince olmasa bile, ama orada birçok şeyleri biz dile getiriyoruz. Birçok eleştirilerimizi dile getiriyoruz. Önerilerimizi sunuyoruz. Bunları bile sundurmamak için meclisi çalıştırmıyorlar. Dolayısıyla bakın, bir aya yakın süreç geçti. Hala da biz meclisi açamadık. Sürekli bir şekilde, seri bir şekilde ihtiyaçlarımızı veyahut da günlük problemlerimizi çözecek veyahut da konuşacak şekilde bir çalıştırmayı hala gerçekleştiremiyoruz. Bu da Türkiye'nin gerçekten bir eksiği olarak ortaya çıkıyor. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi alt yazımızda da yazıyor, kar topu gibi büyüyen kriz ifadesi var. Gerçekten de bu şekilde yorumlar geliyor. Hem ekonomi yazarlarına baktığımızda uzman görüşleri de bu doğrultuda, ama biz bir türlü işte burada çıkamıyoruz bu süreçten. Zamlar da peş peşe gelmeye başladı. Evet. Şimdi gidişata baktığımızda evet böyle, ama ekonomi bakanına ya da işte hükümete baktığımızda olumlu bir süreç yaşanıyor. Bu neden peki bizim cebimize ya da işte vatandaşın cebine yansımıyor? Şimdi aslında olumlu bir süreç yaşamıyor. Piyasaya yansıyan, gerçekten ekonomiye yansıyan bir yanı yok bu açıklamaların. Çünkü neden? Bir kere bir güvensizlik ortamı var. Yani ne olacağı kuşkusu, korkusu var vatandaş üzerinde. Bu iş dünyasının üzerinde de var, bu esnafta da var, bu işçide de var, bu çiftçide de var. Şimdi bunları siz vatandaşın üzerinden arındıramadığınız sürece, bu kuşkuyu sürekli yaşattığınız sürece, ne çiftçinin rahat bir şekilde tarım üretimi yapmasına olanak sağlayabilirsiniz, ne esnafın rahat bir şekilde alışveriş yapmasına, iş yapmasına olanak, ne de yatırımcının rahat bir şekilde işini döndürmesine olanak sağlayacak bir yapıyı oluşturabilirsiniz. Siz veyahut da yatırım yapacak bir olanak sağlayıp bunu sağlayamadığınız sürece ve iç Türkiye'nin içinde bunu sağlamadığınız sürece, dış dünyaya da bu mesajı veremediğiniz sürece, dış dünyadan da doğrudan bir yatırımcı gelmediği sürece de Türkiye'nin yeni yatırımlar yapma imkanı yok. Türkiye'nin büyüme imkanı yok, gelişme imkanı yok, kalkınma imkanı yok. Bunları yapamadığınız sürece nüfus habire artıyor, çoğalıyor. İşsizlik habire artıyor. Biliyorsunuz son zamanlarda istatistik bilgilere göre, ki bunun çok üstünde olduğunu tahmin ediyorum, %20'lere varan bir işsizlik oranı var. Genç işsiz sayısı %30'ların üzerine çıkmış vaziyette ve birçokları da kayıt dışı bunların, yani kaydın içine girmiş olsa daha fazla sayıda bir işsizliğin olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi işsizlik varsa zaten sorun orada başlıyor demektir. Bu daha önceden hani belirmeye başlayan, yani seçim sürecinde belirmeye başladı zaten. Öncesinde de vardı ama hani kriz kapıda, kriz kapıyı çalacak. Evet. Dövizin bir anda yükselişe geçmesi. Peki bu ekonomik kriz seçim sonuçlarını nasıl etkiledi?
Şimdi seçim sonuçlarını gerçekten fazlasıyla etkiledi. Neden etkiledi? Çünkü iktidar iş başına her gelişinde hep şunu söylüyordu. Yani bana tek başıma iktidar edin, beni güçlü bir şekilde iktidar edin, ben bütün sorunları çözeceğim. Terörü yok edeceğim, ekonomiyi düzlüğe çıkaracağım, kurları arttırmayacağım, pahalılığı aşağıya düşüreceğim, işsizliği azaltacağım, çiftçimizi kalkındıracağım, üretimi arttıracağım. Hep bu alanlarda sürekli vaatleri vardı. Kazım Bey, bir araya girelim. Evet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etmişti. Bir dönelim, açıklama yapılıyor. Hem kamuoyunda, belki basında, belki de yine parti içerisinde farklı fikirler de vardı ama size çok teşekkür ediyorum. Bana güvenerek arkamızda durdunuz ve sonuçta verdiğiniz isabetli kararlarla bugün ülkemizde 11 tane büyükşehir belediye başkanlığını kazanmış olduk. Bana güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan ekip olarak emin olmanızı isteriz. Yine sizin bu verdiğiniz irade karşısında Ankaralılar da bize güvendiler ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiler. Bu irade sandığa da yansıdı. Yine onların da bize güvendiği bu güvenlerini boşa çıkarmamak için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Bugüne kadar geçen süre içerisinde mecliste bir takım tartışmalar oldu ama bunların hepsini aşacağımızı düşünüyorum. Yine biraz önce size belediyenin durumunu da arz etmiştim. Yaklaşık 14 milyar bütçemiz var. 8,5 milyar lira belediyenin EGO ve ASKİ dahil borcumuz var. Bir kısmı bunların takvime bağlı. Şirketlerin de 890 milyon lira borcu var. Yine belediyemizde toplam 28.183 belediye personelimiz var. Belediye çalışanları olarak bir kısmı memur, bir kısmı şirketlerde çalışıyor. Ama bugüne kadar da hiçbir zaman bu süre zarfında İşte bir enkaz devraldık, borcumuz çok falan demedik. Çünkü ekip olarak bunların hepsini aşacağımıza, projelerimizin hepsini vaat ettiğimiz ne varsa gerçekleştireceğimiz konusunda hiç şüphem yok. Güzel bir ekip kurarak Ankara'ya verdiğimiz sözlerin hepsini de yerine getireceğiz. Ben tekrar size çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizin güveninize ve Ankaralıların güvenine mahcup olmamayı temenni ediyorum ve saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli basın mensupları, Mansur Yavaş ismi aslında sadece Ankara'da değil, Türkiye'de bir markadır. Çalışmasıyla, başarılarıyla, öngörüsüyle, bir kente hizmet verme aşkıyla dolu olan bir isimdir Mansur Yavaş. Ben öyle görürüm ve öyle görüyorum. Önümüzdeki süreçte bunu hep birlikte göreceğiz. Harcadığı her kuruşun hesabını Ankaralı'ya veren, Ankara'yı gerçekten de Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi haline getiren, kültürüyle, birikimiyle, tarihiyle, doğasıyla, müzeleriyle, kültür merkezleriyle bütün bunları yapacak olan bir belediye başkanımız var. Kendisi bütün bu başarıları gerçekleştireceğini ifade ediyor. Biz de hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Ankara'nın güzel bir türküsü var. Ankara, Ankara, güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara diye. Gerçekten de Mansur Yavaş başkanımızdan beklediğimiz budur. Her bahtı karanın gelip Ankara'yı gezdiği zaman mutlu olacağı bir Ankara. Bunu arzu ediyoruz. Kentin pek çok sorunu var ama sorunlardan şikayet eden değil, sorunları çözen bir başkan kimliğiyle kendisini lanse etti bütün Ankaralılara. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde sanıyorum el birliğiyle, gönül birliğiyle, diğer belediye başkanlarıyla da işbirliği yaparak pek çok sorunu aşacaktır. Belediye meclisinde çoğunluğun olup olmamasının çok büyük bir önemi yok bana göre. Şunun için önemi yok. Siz bir hizmet yapıyorsunuz, Ankaralılar için yapıyorsunuz. Bir hizmet yapıyorsunuz, bütün Ankaralılar yararlansın diye yapıyorsunuz. Dolayısıyla vicdan sahibi herkesin getirilen projenin, yapılacak yatırımın Ankaralıların yararına olduğu sürece buna itiraz etmeyeceklerini düşünüyorum. Neye itiraz edecekler? Eğer Ankaralıların yararına ise
ve yapılan harcamanın hesabı veriliyorsa herkes tarafından desteklenmesi lazım. Çünkü hizmet Ankaralılara verilecektir ve Ankaralılar bu hizmetten yararlanacaklardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla mecliste tartışmalar olabilir ama bu tartışmalar umuyorum ve diliyorum. Projenin niteliği olabilir, projenin maliyeti olabilir, projenin yararı olabilir. Bu çerçevede olacak tartışmalar her zaman verilecek hizmetin kalitesini artıracaktır. Dolayısıyla biz kısır tartışmaların çok daha ötesinde Ankaralılara güzel hizmet veren bir belediye meclisi ve o belediye meclisinin de hizmet sunduğu güzel bir Ankara'yı hep beraber görmek ve yaşamak istiyoruz. Ben Sayın Başkan'a görevinde yürekten başarılar diliyorum ve kendisini önce seçimi kazandığı için daha sonra da yapacağı güzel hizmetler için yürekten kutluyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Soru almayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gelin konuşacağız. Sayın Başkanım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti makamında ve Mansur Yavaş dedi ki bana güveninizi boşa çıkarmayacağım ifadelerini kullandı. CHP lideri de Mansur Yavaş ismi sadece Ankaralılar için değil Türkiye için de bir marka haline geldi. Ben inanıyorum ki dedi Ankara'yı örnek şehir yapacak. Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olacak ifadelerini kullandı. Kısa bir açıklamaydı, onu da ekranımıza taşıdık. Bu arada hemen Kazım Bey'le de devam edelim. CHP belediye başkanları da ilk kez bir araya geliyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 263 belediye başkanı genel merkezde CHP lideri önderliğinde bir araya gelecek ve Kılıçdaroğlu'nun 5 yıl boyunca özen gösterilecek konuların altını çizmesi, hani bu süreçte neler evet. yapılması gerektiği, liyakat burada çok öne çıkıyor. Çalışkanlık, dayanışma göstermeleri ve kalıcı projeler üzerinde durulacak. Daha doğrusu işte halkla iletişim birçok başlıkta var. Buna yönelik Kılıçdaroğlu'nun önerileri olacak. Evet. O toplantıyı da hatırlatmış olalım. Şimdi tekrar ekonomi gündemimize dönelim. Tabii bu belediyeden aslında hemen şuna geçmek istiyorum. Seçim sürecinde tanzim satış noktaları oluşturuldu. İşte mağazalar açıldı diyelim. Patates, soğan, sebze, meyve satışları başlamıştı. Seçim bitti. Şimdi bunlar da bitmiş oldu. Evet. Yani bu yaklaşımlar süreklilik arz edebilir mi diye soruyorduk hep. Şimdi CHP'nin ne yapması gerekiyor mesela? Şimdi bir kere devletin başta üretimle tüketimi dengeleyecek ve ürettiğinizi tüketecek, tükettiğinizi üretebilecek bir noktaya taşıyacak bir üretim planı yapmanız gerekiyor. Bir tüketimle birlikte üretim planı yapmanız gerekiyor. Üretim planı yapmadığınız sürece ne kadar tanzim satışlar yapsanız, yani zorlayarak fiyatları kontrol altında tutma imkanınız yok. Çünkü neden? Öncelikle üretimin fazla olması lazım. Yani tüketimi yetecek oranda bir üretim yapılması lazım. Yıllardan beri biliyorsunuz Türkiye'de bol miktarda patatesler üretilirdi, soğanlar üretilirdi. Hatta bunlar sokaklara dökülürdü ve çiftçiler de bunların pazarını bulamadıkları, satamadıkları, paralarını da alamadıkları yönünde şikayetler olurdu. Ne zaman ki bu iktidar bu işleri hiç dikkate almadı. Yani üretim planını dikkate almadı, ihtiyaçları dikkate almadı, tüketimi göz ardı etti. Sıkıştığı zaman sürekli ithalata gitti. Yani üretime dönmedi. Sürekli ithalat yaparak bu işleri gidermeye çalıştı. Biliyorsunuz geçmiş 16 yılda, 17 yılda bu iktidarın Türkiye'ye yaptığı tarım ürünü ithalatı 180 milyar doları bulmuş. Elif Hanım, biz tarım ülkesiyiz. Nasıl tarım ülkesiyiz ki bunlar gelinceye kadar, bunlar iktidar oluncaya kadar kendi kendine yeten bir Türkiye olduğu halde bu iktidar, AKP iktidarı geldikten sonra her şeyi ithal eder duruma geldik. Peki gümrüklerdeki bir de sıfır vergi uygulama evet. oranı var. Tabii bu yani, fiyatları çekebilir mi yani? Hayır, çekemez. Neden? Çözüm müdür? Bunun çözümü yok. Esas çözümü dediğim gibi üretimin planlanmasında ve üretimin maliyetinde esas almanız gerekiyor. Eğer üretim maliyetlerini düşük tutmadığınız sürece, yani çiftçinin mazotunu üzerindeki vergiyi kaldırmadığınız sürece, gübrede,
yemde, ilaçta, tohumda gerekli destekleri vermediğini sürece, bir de vatandaşın ürettiğini, pazar desteği vermediğini sürece, bunu tam anlamıyla gerçekleştirmeniz ve yeterli ölçüde üretimi sağladığınız ve tüketimi karşılayacak bir oranda bunu gerçekleştirdiğiniz bir piyasayı yaratamazsınız. Bu piyasayı yaratmak için kesinlikle, dediğim gibi, üretimden başlamak üzere tüketime doğru giden bir planlamanın gerçekten çok iyi bir şekilde yapılması, çiftçinin ve üreticilerin her alanda, nerede üretim varsa o alanlarda üretim planlaması yapılmak suretiyle, üreticilerin yönlendirilmesi suretiyle, onların pazarının destek olması suretiyle bunu ancak bu şekilde sağlayabilirsin. Türkiye hızla tarım ürünü ithal etmekten çıkmalıdır. Artık nerede ithal yapıyorsa o ithal edilen ürünlerin üretilmesi için hemen bir planlama yapmalı, üreticileri desteklemeli, yönlendirmeli. Eğer ekim alanları azsa bunları çoğaltmalı ve dolayısıyla çiftçileri bu alanda, üreticileri bu alanda destek vermek, yönlendirmek ve onların pazarlarına destek vermek suretiyle ihtiyaçlarımızı karşılayacak ama bir noktaya gelmeli. Ama sonuçta böyle bir tablo yok maalesef. Hani maalesef üretime yok. Yönelik tabii, bir tablo tabii. Yok ya da bunun için çalışma yapılan. Zaten bütün sıkıntı görmüyoruz. O. Yani ekonomideki sıkıntı da o. Zamlar da o. Geliyor ama bir yandan tabii, tabii, da. Zamlar geliyor. İşte mesela elektronik toptan satışına %37 zam 2 Nisan'da gelmiş. Evet. 3 Nisan'da. Benzin pompa fiyatına litresine 19 kuruş zam. Sigaraya zam. Benzine yine zam. Beyaz ete zam. Ucuz ete de zam geldi hatta. Yani evet. Ucuz et olarak satışa sunulan ete de zam geldi. Peki bir yandan da sıcak para açığımız var biliyorsunuz. Hep kesinlikle. Böyle açıkla devam ediyor. Bu gelen zamlar o açığı kapatacak mı? Kesinlikle kapatamaz. Şimdi neden kapatamaz biliyor musunuz? Biz bakın hiç ithal etmememiz gereken ara mallar ithal ettiğimiz gibi bol miktarda, aynı zamanda da ithal etmememiz gereken tarım ürünü ithal ettiğimiz sürece ithalatla ihracatımızı karşılayacak bir orana getirmediğimiz sürece, sürekli dış ticareti açık veren bir noktada ekonomiyi tuttuğumuz sürece bu borçlardan, bu sıcak paralardan kurtulmamız mümkün değil ve dolayısıyla bırakın borcumuzun azalmasını, sürekli borç alan, sürekli bağımlı hale gelen, sürekli de borç yükünden kurtulamayan bir Türkiye'yi, bir vatandaşı da karşımızda görmeye İmefeyi devam ederiz. Kapısını çalacak mıyız yani? Yani çalabiliriz. Bence aslında çalınacak bir noktada şu anda. Fakat inatla, geçmişte biliyorsun Cumhurbaşkanı şöyle bir laf etmişti. Biz bütün dış borçları ödedik. Para IMF'deki verecek durumdayız dedi. Para verecek durumdayız. Eğer IMF kapımıza gelirse onlara da para veririz demişti. Şimdi bu lafın altında kalmamak için Cumhurbaşkanı inatla böyle bir ihtiyacımız olduğu halde IMF'nin kapısını çalmıyor. İnşallah çalmazlar ama bu işin bu şekilde gitmesi mümkün değil. Bir gün çalacaklardır diye düşünüyorum ama bu Türkiye için sevindirecek bir şey değil. Biz bunları yıllar önce söyledik. Dedik ki sadece IMF'ye borcu yok Türkiye'nin. Türkiye'nin birçok finans kuruluşlarına borcu var. Tahvil ihraç ediyor, bono ihraç ediyor, o şekilde borçlanıyor. Birçok finans kuruluşlarından paralar alınıyor. Dünya Bankası var, farklı bankalar var. Dolayısıyla bu borçlanma şekli eskisi gibi sadece IMF'ye bağlı olarak yürütülen bir borçlanma şekli değil artık. Dünya ülkelerinin borçlanma şekilleri o kadar çok değişti ki, o kadar çok farklılaştı ki, bu farklılıklar içinde aynı zamanda sadece devletin borcu değil, özel sektörün borcu da bu arada çok büyük oranda kabardı, büyüdü. Dolayısıyla Türkiye'nin dış borcu 455 milyar dolar civarına gelmiş durumda. Halbuki bunlar iktidara geldiği zaman 225 milyar dolar olan dış borcumuz şu anda 455 milyar dolar, hatta 485 milyar dolara geldiği söyleniyor. Şimdi bu kadar borç yükünün altında Türkiye'ye rahat bir nefes aldırmanız, ekonomiyi döndürmeniz, gerçekten bu borçları borçlanmadan ihracatla ödeme imkanınız yok. Siz ihracatla ithalatı karşılaştıramadınız, daha doğrusu karşılıklı olarak bunları karşılıklı olarak bitiremediğiniz sürece, daha doğrusu ithalatla ya daha doğrusu ihracatınızı ithalatla karşılamadığınız sürece bu borçlardan kurtulma imkanınız açık yok. Açık hep bu şekilde hep devam ediyor. Açık veriyorsunuz. Şimdi ticari krediler var. %25'e dayanan ticari krediler. Kime evet. veriliyor peki? Üstelik de bu yoklukta. Şimdi daha çok borcu borçla ödemeye kalkan,
vatandaşın gerçek anlamda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışılan tüketici kredilerine yönelik bir borçlanmanın sürdürüldüğünü tahmin ediyorum. Bugün sanayicinin bu şekildeki bir faiz oranıyla borç alıp da yatırım yapma imkanı yok. Esnafın bu parayı alıp da ticaret yapma imkanı yok, kazanma imkanı yok. Dolayısıyla bu faizin yüksekliği aslında tamamen bu iktidarın şimdiye kadar ekonomide ihmal ettiği alanların getirmiş olduğu bir sonucun etkisidir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı da özerk olmasına rağmen ona müdahale etmesi ve faizini zamanında yükseltmesi gerekirken yükselttirmeyip o faizin zaman içinde yerinde saymış olması ve dolayısıyla bunun dövize tasarrufçunun kaymış olması sebebiyle dövizin talebi artmış olması sebebiyle dövizdeki kurlar da hızla artmış. Dolayısıyla birçok borcumuzun da dövizle ödenmesi söz konusu olduğu için de özel sektöründe borcu olduğu için talebe bağlı olarak da kurlar hızlı bir şekilde yükselmiştir. Ve gerçekten şu anda hem özel sektör hem piyasadaki insanlar hem de devletin borç yükü, hazinenin borç yükü büyük bir zorluk içine girmiş durumdadır. Merkez Bankası'nda da bir baskı olduğunu söyleyebilir misiniz? Tabii. Yani siyasi bir baskı tabii, olduğunu. Tabii halen devam ediyor. Halen devam ediyor. Zaten hani geçtiğimiz dönemde tartışılıyordu ama hala var mı? Halen devam ediyor. Çünkü o baskıyı siz sürdürdüğünüz sürece ekonominin normal gidişatına sürekli müdahale ederseniz piyasanın normal bir akışı vardır. Bu akışı siz tersine çevirmeye çalışırsanız bazı konularda müdahale etmemeniz gereken konularda müdahale etmeye kalkarsanız piyasayı normal bir akışın içinde yürümesine olanak vermezsiniz ve zorlukları da daha fazlasıyla ortaya çıkarmış olursunuz. Bugünkü iktidarın yaptığı yanlışların başında bu gelmektedir. İşte dediğim gibi biraz önce, yani üretimi desteklemeden tamamen bunu tüketime bağlı olarak götürmeye, ithalata bağlı olarak götürmeye, borçlanmaya bağlı olarak götürmeye devam ederseniz bu yükün altından bu devletin, bu vatandaşın kalkma i̇şte imkanı üretici kalmamıştır. Nasıl üretime geçecek? Yani şimdi mesela yem fiyatlarına %10 zam gelmiş. Evet. Örneğin işte mazot fiyatı ortada. Evet. Yani üreticiyi hani teşvik edecek hiçbir uygulama olmadığı maalesef için yok şu anda. Evet. Üretici nasıl buna adım atacak? Bir de tabii şimdi Ramazan ayı geldi. Gıda evet fiyatlarındaki artış de ortada. Biraz önce bazılarından örnekler vermiştik. Ekmeğe mesela Ankara ve İzmir'de ekmeğe %25 zam geldi. Evet. Ramazan pidesinin fiyatları da ayrı olmak üzere yine artacaktır, zamlandı. Artacaktır mutlaka çünkü zaten yüksek açıklanmıştı. Evet. Peki nasıl olacak yani enflasyondaki bu artış enflasyonu ne kadar etkileyecek? Şimdi, ya da insanların alım gücü zaten yok. Şimdi ekonominin genel bir prensibi vardır. Arz ve talep. Yani talep olduğu sürece eğer siz bunu talebi karşılayamıyorsanız, arzını gerçekleştiremiyorsanız, yani üretimini gerçekleştiremiyorsanız buradaki fiyat artışlarını tutma imkanınız kesinlikle yoktur. İşte Türkiye'deki olan sıkıntı bu. Yani siz yeteri kadar üretimi yapmadığınız için, dışa bağımlı olarak bunu götürdüğünüz için ve piyasada bunu kontrol altında daha doğrusu bulamadığınız veya da tespit edemediğiniz için dolayısıyla fiyatları bir anda yükseldiğini görüyorsunuz. Bunu tanzim satışlarıyla önlemeye çalışıyorsunuz da o bile tutamadı. Hatta satışların çoğunun karsız olarak satıldığı ve vergisiz evet olarak satıldığı da belirtildiği zaman bir yandan bazı tüketiciler bundan faydalanırken birçok tüketicinin bundan faydalanamadığı zaten ve piyasanın etmişti, esnafın, marketlerin benim de benim elektriğim var demişti, tabii, işçi giderim var demişti, orada o giderler de yoktu. Tabii tabii hepsi yok yani resmi kurumların, belediyelerin himayesinde yapıldığı için dolayısıyla hatta bazı söylentilere göre bazı birliklerin veyahut da üreticilerin işte sırf iktidara destek olmak amacıyla ücretsiz ürünler bile gönderip o piyasada o şeylerde satıldığını, tezgahlarda satıldığını da söylediler. Dolayısıyla yani geçici palyatif ama sonuçta bitti. Tabii palyatif tedbirlerle bu işin yürüme imkanı yok. Zaten Cumhurbaşkanı bunu da bildiği için zaten dedi ki biz bunu 2,5 aylık yapıyoruz. Düşünebiliyor musun? Açıkça tüketiciyle, vatandaşla alay eden bir açıklamadır bu. Seçim süreci. Neden 2,5 ay? Yani madem ki bir ihtiyaç varsa
tüketicinin beklentisi varsa, siz bu fiyatları dengelemeye çalışacaksınız, piyasayı ucuzlaştırmaya çalışacaksınız, tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorsanız neden 2,5 ay? Neden seçim sürecince? Yani böyle bir şey olmaz. Gerçekten şimdiye kadar bu kadar aldatmaca, bu kadar yanıltıcı bir piyasa müdahalesi, böyle bir tanzim satışı hiçbir zaman meydana gelmemiştir. Hiçbir zaman uygulanmamıştır. Ama bu iktidar zamanında uygulanmıştır. Ama vatandaş da bunun farkındadır. Birçok vatandaş gerçek anlamda objektif değerlendirme yaptığı zaman da bunların ekonomiyi yönetemediği, ülkeyi yönetemediğini görmüştür. Dolayısıyla onlara bir ders olması açısından, kulakların çekilmesi açısından da onları belediyelerde oy vermeyerek zaten tabii, bu sandığa yansımış bunu göstermiştir. Oluyor aynı evet, zamanda. Bunu göstermiştir. Evet, bazı başlıklar vardı, hemen hatırlatalım. Şimdi kredi kartına yüklendik. İşte 103 milyar TL'nin TL'lik bir borcumuz olduğu. Evet. Tüketicilerin tüketici kredisi ve kredi kartı borcunun 521 milyar TL'ye ulaştığı. Evet. Bir yılda 872 bin kişi işsiz kaldı. 200 bini imalat, sanayi ve madencilikte. Bu arada işsizlik maaşı başvuru sayısı her geçen gün daha da artıyor. İşte böyle bir tabloda İstanbul Büyükşehir'de öğrenci ulaşımında indirim yaşandı biliyorsunuz. Evet, evet. Bursa Büyükşehir'de de ulaşım kartına zam gelmiş. Evet. Birazcık da hani işin siyasi boyutuna da dönmek istiyorum açıkçası. Yani şimdi bir gerçek nasıl var. Nasıl böyle oldu peki? Şimdi bir tarafta piyasanın olurken daralmış olması, okuyan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayamaması, verilerin gelirleriyle giderlerini karşılayamaması ve çocuklarına da gerçek anlamda ihtiyaçlarına cevap verecek harçlıklarını ve paralarını gönderememesi sebebiyle bu yöndeki ucuzluğun gerçek anlamda bugünkü şartlara çok büyük ihtiyaç var. Onun için Ekrem İmamoğlu bunu hem seçim öncesi vaatlerinde söylemiş ve seçim sonrası da hemen ilk mecliste gündeme taşımak suretiyle 85 liralık Akbil kartının öğrenciler için 50 lira olacağını belirtmiştir. Sonra 40 lira diye tekrar şimdi, bir öneri daha geldi. Ama. Evet, tabii bu önerinin arkasında ezilen, geçmişte yıllarca 25 senedir İstanbul'da yöneten, İstanbul'da yöneticilik yapan, belediyecilik yapan AKP'nin meclis üyeleri de bunun 40 lira olması yönünde önerge vermiştir. Ve Ekrem İmamoğlu da bunu çok doğal karşılamış. Milletimiz faydalansın, sizinkini de aynı şekilde kabul ediyoruz, bunu uygulamaya sokacağız demiştir. Ama bakın, öbür tarafta Bursa'da bunun zamlanmış olması gerçek anlamda AKP iktidarının ve belediyelerinin zihniyetinin ne anlamda veyahut da ne yönde olduğunu açıkça göstermektedir. Yani amaçları ucuzlatmak değil, hizmeti ucuzlatmak değil. Amaçları İstanbul'da özellikle göstermelik bir rakam vermek suretiyle, ha bakın siz indiriyorsanız biz de indirmesini biliriz diyerek kendi belediye meclisi çoğunluğuna dayanarak bu kararın alınmasına olanak sağlamışlardır. Başkan da buna teşekkür etmiştir. Yani bu kadar açık ve nettir. Zaten yani şeffaf bir şekilde artık toplantılarda hepimiz izleyebiliyoruz, evet, toplantıları evet, da. Evet. Ama bir taraftan işte seçim süreci devam ediyor. Bu seçim sürecine ilişkin açıklamaları biraz önce tekrarlamıştık zaten. 32 ayrı soruşturmanın açıldığı bir şeyler oldu ama sandık başında oldu diyor AKP'li Yavuz. Evet, kesinlikle afaki iddialardır, soyut iddialardır. Her şeyin başında, işin başında iktidar vardır, işin başında idare vardır, yürütme vardır. Yürütmenin yapacağı işlerin yapılmamış olmasını başkasına yüklemek, suçlamak ve süreye bağlı olan, takvime bağlı olan bu olayların ta işin sonunda ortaya koymak kesinlikle kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bir şey çıkar mı peki? Ben bir şey çıkacağına kesinlikle inanmıyorum. Bakın şimdiye kadar bir hukukçu olarak, aynı zamanda sanayiciyim, evet, ama zamanda 20 senede avukatlık yapmış bir hukukçu olarak belirtiyorum ki hiçbir hukuki dayanakları yok. Yani siyasi yönden ve baskı yönüyle kararı lehlerine çevirmeye çalışan bir anlayışın olduğunu, bir baskının olduğunu hissediyoruz. Ve bu soruşturmaların da uzun süre devam etmesinin sebebinin altında da kesinlikle baskının yattığını da belirtmek peki, isterim. Yeniden bir seçim süreci yaşansa, yani dikkati aslında oraya çekmek değil amacımız, evet, da yani bir seçim süreci yaşansa, yenilense bu seçim. Biraz önceki ekonomik tabloyu açıkladık zaten, evet, işte evet, rakamlarla, evet, belirttik. Seçim sürecinden bu yana gelen AKP
kazanacağını görerek işte aday bile değiştirmeyeceğiz, aynı aday vesaire gibi açıklamalar da yapıldı. Kazanır mı bu seçimi? Şimdi tekrar? Hiç o yönüne konuşmak istemiyorum. Çünkü seçim yapılmıştır. Hı hı. Seçimin sonucu bellidir. Artık bu saatten sonra 14 bine yakın farkı elde etmiş olan Ekrem İmamoğlu'nun bu seçimi iptal etme hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur, hukuki dayanağı da yoktur. Yani vatandaş kesinlikle. Ne der peki? Yorulmadı mı Türkiye şu yani anda bu kesinlikle süreçte? İşte bu yorgunluğun son verilmesi lazım. Bu yorgunluğun bitirilmesi lazım. Artık bu atmosferin sonlandırılması lazım. Türkiye'yi böyle bir havanın içinde sürekli yaşattığınız sürece gerçekten sürekli kayba uğruyoruz. İnsanlar tedirgin oluyor, insanlar rahatsız oluyor. İş dünyası yani yarınını göremediği için ne yapacağını şaşırmış durumda. İnanın şu anda bak şunu samimiyetimle söylüyorum. Birçok iş sahibi insanları, işletme sahibi insanlar alacağını borcunu karşılayıp alacağını alabilse, borcunu karşılayabilse işletmesini kapatıp gidecek biliyor musunuz? AKP'yi o noktaya gelmiş durumda. Yani zamanında işte AKP'yi destekleyen sanayiciler mutlaka evet. Tanıyorsunuz evet, evet. O isimleri de. Tabii. Nasıl şu anda bakış açıları? Çok değişmiş durumda ama yapacakları çok bir şey yok. Biz diyorlar sesimizi çıkaramıyoruz. Ne olur diyorlar. Sizler bunları söyleyin. Bu kadar yükselen elektrik parası çerçevesinde bakın 3 ayda Mayıs, Haziran, Temmuz 3 ayda %50'ye yakın elektriğe zam yapılmış bir ortamda bakın işletmenin çalışması, fabrikanın çalışması, bu elektrik bedellerini karşılaması kesinlikle mümkün değil. Bir yana teşvik ve teşvik veriyoruz diyor. Teşviği devlet hazineden vermiyor. Sanayi Bakanlığı vermiyor, Ticaret Bakanlığı vermiyor. Kim veriyor? Nereden alıyorlar biliyor musunuz? İşsizlik fonundan almaya kalkıyorlar. Ya dünya kadar işsizlik yaratmışsınız. İşsiz var ortamda. Yani onların sürelerini çoğaltmanız gerekirken, onların faydalanmasına olanak sağlamanız gerekirken bir yanda biliyorsunuz özel sektöre kendi yandaşlarına o şey kredi verdiren evet. Verilen bankalara 11 milyar Türk liralık bir şey de verdiler, kaynak da verdiler bu işsizlik fonundan. Yetmedi. İşte iş dünyasına da göstermelik bana göre faydası yok. Çünkü vatandaş yeni bir rahatsız mı? Tabii rahatsız, hani, çok rahatsız. Kesinlikle rahatsız ama bu rahatsızlığını dile getiremiyor. Suskunluğunu devam ediyor. Dikkatle izliyor gelişmeleri, kuşkuyla bakıyor ve dolayısıyla bir an önce Türkiye'nin normalleşmesi gerektiğini söylüyor. Ama dediğim gibi bunları çıkıp da açıklıkta ifade edemiyorlar ama bize baskı söylüyorlar. Var. Tabii baskı var. Korku var, çekingenlik var, değişik şeyler var insanlar bunun üzerinde. Bunun sebebi sizce evet. Kazım Bey, bunun sebebi işte partili cumhurbaşkanlığı ya da ne bileyim yeni sistem, evet. Başkanlık sistemi, evet. Yeni sistem. Bunun sebebi mi daha çok? Tabii temelde bunun yani sebebi var. Temelde bunun sebebi var bu bir. İkinci parlamenter sistemin korkunun, yok edilmiş olması yani, sebebiyle ve her şeyin tek adama bağlanmış olması sebebiyle. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen, hı hı. Aslında anayasamızda olmamasına rağmen denilen bir sistemin yerleştirilmeye ve işletilmeye çalışması ve her şeyi, bütün her şeyi A'dan Z'ye Cumhurbaşkanı'nın karar vermiş olması sebebiyle, dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nda olmadık işlerde kanun hükmündeki kararnamelerle piyasaya müdahale edebiliyor, işte normal idareye müdahale edebiliyor, bakanlığa müdahale edebiliyor, yasama yetkisi olan parlamentonun işlevine müdahale edebilen uygulamaları yaptığı sürece, herkes görevini layıkıyla yapmadığı sürece Türkiye'nin gerçekten bu sorunları aşması mümkün değil. Kesinlikle Türkiye'nin kendi içinde bir sorunlarını tespit etmesi ve bu sorunların nasıl giderileceği noktasında her kurumun yasamasından, yürütmesinden ve yargısına kadar herkes ama tarafsızca kuvvetler bu görevlerini yapacak bir noktaya tekrar getirilmesi ve taşınması suretiyle Türkiye'nin sorunları rahat bir şekilde zaman içinde aşabileceğini düşünüyorum. Fahrettin Yokuş konuğumuzdu, demişti ki bu elbise uymadı bize. Evet. Sorun da aslında bundan kaynaklanıyor demişti. Kesinlikle bakalım doğru. Bakalım şimdi süreç eskiye dönecek mi ya da bu yeni parti iddiaları buna ön ayak olacak mı? Kendi içinde bir ayrışma süreci yaşayacak mı AKP? Açıkçası
siyasi süreç de çok şeye gibi. Ama meclis kapalı olduğu için bunlar işte tartışılamıyor. Ya da ne bileyim, hani bizler de çok fazla olayın içinde olamıyoruz. Meclisin devlet dışı olması fakat kötü bir şeymiş gerçekten. Kesinlikle. Şimdi her şeyin başında kuvvetler ayrılığının iyi bir şekilde, evet, birbirine bağımlı değil, birbirine müdahale eden şekilde değil, bağımsız bir şekilde görevlerini yapacağı bir noktaya taşınması halinde Türkiye'nin cumhuriyetinin, demokrasinin ve parlamenter sisteminin iyi bir şekilde işleyebileceğini ve sorunların hem gündeme getirilebileceği hem tartışılabileceği bir noktaya taşımamız gerekiyor. Bu noktaya getirmediğimiz sürece sadece dar kalıplar içinde belirli kişilere bağlı olarak Cumhurbaşkanı'nın her şeye müdahale ettiği bir piyasanın rahat bir şekilde çalışma imkanı kesinlikle yok. Şimdi bir karar veriyor, yani olmadık bir şekilde işte biz parlamentodan rektörlerin seçimle yapılması noktasında bir dayatma yaptığımız halde, geçmişte olduğu gibi, evet, onlar bunu seçimsiz olarak Cumhurbaşkanı tarafından atanması şeklinde söylediklerini biz kabul etmediğimiz için geri çektiler. Daha sonra Cumhurbaşkanı bunu kanun hükmündeki kararname ile rektörlerin atanmasına karar verdi. Şimdi bir rektör, atadığı bir rektör, Ege Üniversitesi rektörü, isim de veriyorum, tanzim satışı yapıyor. Bir bilim yuvasında özerk olan, gerçek anlamda bilime yönelik olarak çalışma yapması gereken bir üniversite rektörü tanzim satışın içine giriyor. Yani öyle bir noktaya getirdi ki Türkiye'yi. Yani her şeyi politize etti. Ya aslında şu mu? Her şeyi siyasallaştırdı ve kendisine bağımlı hale getirdi. Çünkü o rektör gelecekte tekrar atanabilmek için bunları yapmak zorunda kalıyor. Ha, doğru mu? Kesinlikle yanlış. Yine atansa da atanması. Değil mi? Tabii, işte kesinlikle. Şimdi şunu diyorsunuz, yani evet, işte buradaki rakamlara da baktığımız zaman işte Türkiye'nin planlı, programlı, üretime dönük bir şekilde yolsuzluklardan arınmış bir ekonomik, tabii, strateji, kesinlikle, belirleyerek. Tabii dış kaynak açısından da hukuki güven de çok önem teşkil ediyor, kesinlikle, burada. Bu şekilde yol alması gerektiğinden yana hem siz işte hem tabii Cumhuriyet Halk Partisi adına, muhalefet adına tabii konuşuyorsunuz. Olası bir seçim olsa mesela, bugün YSK iptal etse. Evet. Şimdi para diyoruz hep. Bunun bedeli ne kadar olur? Örneğin işte böyle bir hesaplama var mı? Yani? Olacağını hiç tahmin etmiyorum. Yani olmasını da istemiyorum. Evet. Yani olursa da piyasaya çok olumsuz etkileyeceğini, bize nasıl bir etkileyeceğini düşünüyorum. İşsizliğin daha da artacağını. Bakın, işsizliğin daha da artacağını. İnsanların gerçekten yarına güvenle bakamayacağını, yargıya güvenin azalacağını, YSK'ya bağımsız olan YSK'ya, en son nokta olan, karar merci olan YSK'ya güvenin yok olacağını ve bundan sonra da insanların artık bir iş yapmak, bir yatırım yapmak, hı hı, için, bir çalışma içine hayatta girmeyeceğin ve dolayısıyla piyasanın birden bire daha fazla tıkanacağı noktasında benim kuşkularım var, korkularım var. Ben de iş hayatının içinden gelen bir insanım. Hala da çalışan bir işletmem var. Şimdi bu işletmenin bile 50 yıllık geçmişi olmasına rağmen eğer bugün dönmede zorlanıyorsa, yeni kurulan bir işletmenin yaşama şansı Türkiye'de hiç yok. Bakın, hiç yok. Dolayısıyla siz şimdi bunları sağlayamazsınız. Böyle bir ortam, sağlıklı bir ortam, işte çalışabilecek bir ortam sağlayamadığınız sürece insanların hem pazarına hem de üretimine yönelik olarak destekler alamadığı sürece, ürettiği malı kazançlı bir şekilde satamadığı sürece, çiftçinin, üreticinin işte ay çekirdeğini satamadığı, işte buğdayını satamadığı, pamuğunu satamadığı, parasını alamadığı, işte hayvancılık yapan arkadaşın sütünü satamadığı, etini satamadığı bir ortamda, yani bu alanlarda gelişme sağlamanın imkanı olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. İnsanlar hızla üretimden uzaklaşıyor, evet, kaçıyor. Çiftçiler bugün arazisini ekmekte zorlanıyor. Çoğu çiftçi ekim yaparken gübre atıyordu. Çoğu diyor ki gübre ya atmıyorum ya da yarı oranında atıyorum diyor. Artık
gelirinden üretimin ne oranda olacağına bakmıyor. Bugün harcayacağı paraya bakıyor. Çünkü cebinde parası yok. Beka sorunu gittiği zaman alabileceği imkanı yok. Evet. Baktığımızda da yani Ramazan sofrasını özellikle şimdi göreceğiz önümüzdeki evet. süreçte. Keşke bolluk, bereket olsun dileklerimiz, temennimiz bu ama beka sorunu var diyenler o sofraya baktığında ne düşünecekler? Ya da ne demek gerekiyor? Şimdi Türkiye'nin kesinlikle bir beka sorunu yok. Bunu seçim zamanlarında söyledik. Vatandaş da zaten inanmadı buna. Çünkü Türkiye'nin gerçek anlamda bir yerel seçim yaptığını herkes biliyor. Yani bir siyasi iktidar değiştirmiyorsunuz. Sadece belediyeleri yerelde değişiklikler yapıyorsunuz. Bu değişikliklerin genele çok fazla direkt olarak etkileme imkanı yok. Hatta faydası var. Neden? Şu anda iktidara çıkan sonuçlar itibariyle bir ders verildi. Cumhur İttifakı'na bir ders verildi. Bir kulağa çekildi. Bakın siz iyi götürmüyorsunuz, iyi yönetmiyorsunuz ama vatandaşa yanlış bilgiler veriyorsunuz. Çünkü medyanın %95'ini eline almış olan bir iktidar var. Yandaş medyalar var, havuz medyaları var. Sürekli sanki Türkiye'de hiçbir sorun yokmuş. Ülkenin bundan başka bir yönetme şansı yokmuş gibi programlar yapmak suretiyle, vatandaşlara bilgiler vermek suretiyle, haberler vermek suretiyle gerçeği yansıtmadıkları için. Ya da iyileştirilmiş tabii, gibi yansıtarak. Evet, vatandaş birçok şeyleri farkına varamadı ama çoğu vatandaşımız gerçek anlamda gerek sosyal medyadan gerekse yaşadıklarından esinlenerek bu işin doğru olmadığını gördü ve oy vergiyi verdi. Tabana yayacağız, tasarruf edeceğiz evet. denilmişti. Cep telefonundan alınan bu da bir örnek işte ÖTV'yi %50 artırdı ama hükümet. Şimdi tabii bir yandan hani iyileştirme sürecine ilişkin ifadeler kullanılırken tam zıttı uygulamalar geldi. Şimdi aslında devletin geliri giderlerini karşılamıyor. Devletin geliri borçları ödemeye karşılamıyor. Ancak yeni borç bulursa, yeni borç alırsa borcunu ödeme imkanı bulabiliyor. Şimdi böyle bir ortamda şimdi siz bunları yapsanız bile bu yine kurtaracak bir düzenleme değil. Yani piyasayı veyahut da devletin gelirini çok fazlasıyla artıracak bir durum değil. Ama tüketiciye yük olacak bir durum olduğunu belirtmek isterim. Şimdi burada eğer siz harcamalarınızı gelirinize göre yapamazsanız, gelirinize göre ayarlayamazsanız. Yani şimdi bir saray yaptınız 1150 odalı. Yetmedi Marmaris'te. Yazlık sarayı, yazlık 300 saray. Odalı yazlık sarayı yapmaya devam ederseniz, yetmedi Ahlat'ta sarayı yapmaya kalkarsanız, şimdi bu kadar harcamanın altında hiçbir gelirle bunları karşılayamazsınız. Zaten sarayın harcamaları belli. Şimdi yani günlük 2 milyon Türk liralık bir harcamanın olduğu sarayda Marmaris'te neler harcanacak, Ahlat'ta neler harcanacak hala belli değil. Dolayısıyla şimdi bu kadar harcamanın, lüksün, şatafatın olduğu bir yerde sizin kesinlikle gelirlerinizi, daha doğrusu giderlerinizi gelirlerinizle karşılama olanağınız yok. Sürekli yeni kaynak, yeni vergiler koymak suretiyle vatandaşın sırtına, işletmelerin sırtına, esnafın sırtına binmeye devam ediyorsunuz. Zaten ezilen bir vatandaş, ezilen bir esnaf, ezilen bir fabrika, işletme sahibi insanlar var, üretim alanları var. Şimdi bu üretim alanları bu kadar yükün altına nasıl kalkabilecek? Bunların ekonomi piyasa yansıması olacak ama tabii. Öyle değil işte. Her şey evet. daha farklı, daha güzel bir tablo var. Ekonomi yönetiminde yakın zamana ilişkin bir değişiklik bekliyor musunuz? Vallahi beklemiyorum ama değişse de ben yukarıdaki Cumhurbaşkanı'nın yapısının, kafasının, anlayışının değişmediği sürece Türkiye'de hiçbir şeyin değişeceğine inanmıyorum. Kim gelirse gelsin, damat gitsin, enişte gelsin, damat gitsin başka bir siyasetçi gelsin. Kesinlikle piyasanın düzeleceğine inanmıyorum. Çünkü Türkiye'de güven budalımı var, bir güvensizlik var, hukuki güvenlik ortadan kaybolmuş. Yargı bağımsızlığını yani yitirmiş. Değilse bile yine aynı şekilde işte bir kişiye bağlı olarak çalışacak bu sebeple mi? Aynen. Yani yine mesela? Kişiye bağlı olarak devam eden bir ekonomik politika yürütülecek. Yine üretime dayalı değil, tüketime, borçlanmaya, ithalata, inşaata dayalı olarak yine ekonomik politikalarını sürdürmeye devam edecekler. Yatırımı
çoğaltmadığınız sürece, üretimi arttırmadığınız sürece, işsizliği önlemediğiniz sürece bu piyasanın normal bir şekilde dönüşünü sağlamanız mümkün değil. Eğer insanlar işsizse, bir evde 3 kişi yerine veya 2 kişi yerine 1 kişi çalışıyorsa, bu insanların başta ihtiyaçlarını karşılayamadığı gibi aynı zamanda da çarşıya gidip alışveriş yapma imkanları yok oluyor. Çiftçi kazanamıyorsa, ürününü satamıyorsa, maliyetleri artmışsa, borcunu ödeyemiyorsa bu çiftçinin çarşıya gidip alışveriş yapma imkanı yok. Borcunu ödeme imkanı yok. Bankadaki borcunu döndürme imkanı bile yok. Peki şimdi aslında hani neler olması gerektiğini sıraladınız bir yandan. Evet. Ülkenin artık normalleşme sürecine geçmesi gerektiğini. Kesinlikle. Az bir vaktimiz kaldı. 3-4 dakikamız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler biraz önce işte Cumhurbaşkanı'na bağlandığını artık yani yetkileri ne aldığı belediyelerin bütçe açısından da elbette. Evet. Nasıl çalışacak? Yani ne yapması gerekiyor? Mesela Tanzim satışların yerine Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bir uygulaması olmalı mı? Ne olmalı ya da? Şimdi geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa bu Tanzim satış olaylarını ortaya çıkaran bir uygulamayı başlatmıştır. Yani bugün uygulama değildir. Aslında o gün ihtiyaç bugünkü gibi olmadığı halde bir seçim de piyasanın yoktu, tabii süreçte. Piyasanın kontrolünün iyi sağlanması açısından üretim fiyatları ile tüketicinin alacağı fiyatlar arasında dengenin sağlanması açısından ve tüketime rahatlıkla insanların ulaşabilmesi açısından bu tanzim satışları geçmişte yapılmıştır. İhtiyaç varsa bunlar yapılabilir. Ama önemli olan dediğim gibi arzla talebi karşılayacak. Yani sağlayacak bir üretim mekanizmasını, bir planlamasını ortaya çıkarması gerekiyor. Öncelikle devletin. Eğer bunu devlet yapmıyorsa bölgesel olarak il bazında da büyükşehir belediyelerinin ve belediye başkanlarının da yapması gerekiyor. Biz hep seçimlerde şunu söyledik. Üreten belediye. Yani üretimle ilgili olan her alanda bulunan, oraya destek olan, oranın hem maliyetlerine hem de pazarına destek olan bir bilecik anlayışı sergileyeceğiz. Evet. Dolayısıyla ürettireceğiz vatandaşları. Evet. Böylelikle hem istihdam sağlamış olacağız, hem işsizliği bir nebze olsun önlemiş olacağız, hem de vatandaşları, çiftçilerimizi, üretenlerimizi de kazandırmış olacağız. Böylelikle piyasanın döngüsünü en azından Türkiye çapında olmasa bile o iller bazında bunu yaratmış olacağız. İnşallah Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri bunları öncelik vermek suretiyle bunları yapacaklarını ben yürekten inanıyorum. Yani üreten belediye. Üretkenlik, şeffaf, evet, üretkenlik yaratan, kaynaklarını da çok iyi bir şekilde kullanan, ekonomik kullanan ve çarçur etmeyen, yolsuzlukların da önünü kapatan, hırsızlıkları, yolsuzlukları yok eden bir belediye anlayışını Cumhuriyet Halk Partisi'nin uygulamalarında gelecekte bu milletimize, bu vatandaşımıza göstereceğiz ve onların da verdikleri oylara da layık olmaya çalışacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Aslan. Ben sağ teşekkür olunuz. Ederim, çok sağ olun. Kolaylıklar dileyelim size. Sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler, ekonomiyi de konuştuk tabii bu süreç içerisinde. Asıl önemli konuyu konuşmuş olduk. Bakalım şimdi gözler YSK'da dedik, nasıl bir karar gelecek, partilerin tavırları ne olacak? Gün içindeki açıklamalar hepsi akşam haberlerimizde sizlerle olacak. Biz şimdilik noktayı koyalım. Hoşça kalın.